Merhabalar, saat 18. Önce manşetleri atalım, sonra detaylara geçelim. Acaba çözüm süreci yeniden mümkün olabilir mi? Şu anda değil. Bugün Başbakan Binali Yıldırım şöyle bir ifade kullandı. Çözümümüz yok, bitti o iş dedi. Bakacağız ne demek istedi, satır aralarında ne söyledi. Bakacağız ve bir başka gelişme, iş dünyası istiyordu bu gelişmeyi aslında bakacak olursanız. Fethullahçı terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen iş adamlarına ait şirketler örgüte kaynak sağladığı gerekçesiyle malum bu şirketlere el koyuluyor. Bu şirketlerin başlarına kayyum atanmaktaydı. Fakat uygulama değişti. Bundan böyle kayyum atanmayacak. Bu şirketler direkt olarak tasarruf mevduatı sigorta fonuna, yani TMSF'ye devredilecek. Böylelikle bu şirketlerin kar etmesi, dolayısıyla satılabilmesi sağlanacak. En azından bu amaçlanıyor. Ve Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor. Çatışmaları böyle Türkiye tarafından görüyoruz. Net bir şekilde çatışmalar yanı başımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar bugün IŞİD'e ait 3 binayı vurdu. Önemli gelişmeler var. Hadi başlayalım. Şimdi CNN Türk ekranlarında izleyeceksiniz, duyacaksınız. Amerikan Başkanı Barack Obama ilk kez Türkiye'ye gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından kameralar karşısında Türkiye ile ilgili konuştu. CNN International'da Ferit Zekeriya'nın programına katıldı Amerikan Başkanı. Bakın neler söyledi. We haven't seen... Türkiye ile güvenlik ilişkilerimizde bir düşüş görmedik. Türkiye güçlü bir NATO üyesi olmaya devam ediyor. IŞİD'le mücadelede bizimle birlikte çalışıyorlar. Bölgede pek çok güvenlik bağlantılı konularda da önemli bir ortak. Ülkelerinde siyasi ve sivil bir deprem atlattıkları şüphesiz bir gerçek. Şimdi yeniden yapılanmak ve toparlanmak zorundalar. Ve bunu nasıl yapacakları önemli olacak. Biz de bu süreçte Türk halkını ne derece desteklediğimizi göstermek istiyoruz. Yani her iyi dostun yaptığı gibi dürüst bir şekilde onlara geri bildirimde bulunmak ve eğer attıkları adımlar onların uzun vadeli çıkarlarına ya da ortaklığımıza zıt gittiğini düşünüyorsak bunu bildirmek. Şimdi bu açıklama şöyle önemli. Bu pazar günü biliyorsunuz Çin'de G20 zirvesi için bütün dünya liderleri, yani 20 ülkenin liderleri orada. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Barack Obama bir araya gelecekler Çin'de. Onun arifesinde bu açıklama önemli. Zaten birazdan da üzerinde duracağız, değerlendireceğiz diyeyim, devam edeyim. Şimdi Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor. Ne oluyor peki Cerablus ve çevresinde? Sivillerin boşalttığı bazı köylere bu sefer IŞİD militanları doluyorlar ve dolayısıyla işte bu noktadan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bu noktalara, IŞİD'li militanların doldurduğu noktalara havadan operasyonlar düzenliyor. Bugün IŞİD militanlarının üs olarak kullandığı 3 bina Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruldu. O vurulma anını biz bayağı gördük canlı yayında, çünkü muhabirimiz Kenan Şener o sırada canlı yayındaydı ve işte bakın Kenan'ın yanı başında neler gerçekleşti. Devehöyü köyündeyim. Abi kayda girin, alınmış bunu. Fırat Kalkanı operasyonunun 10. gününde sınırda hareketli saatler yaşandı. Suriye'nin kuzeyinde IŞİD hedeflerinin vurulduğu anlar CNN Türk canlı yayınına yansıdı. Devehöyü köyündeyim. Abi kayda girin, alınmış bunu. Fırat Kalkanı operasyonunda odak noktaları Kunduriye ve Arap İzze bölgeleriydi. Resmi açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. IŞİD üyelerince kullanılan 3 bina savaş uçaklarıyla vurularak imha edildi. CNN Türk muhabiri Kenan Şener sınır hattından canlı yayına hazırlanırken bombardıman başladı. O sırada kameraman Durak Doğan kayıttaydı. Devehöyü köyündeyim. Abi kayda girin, alınmış bunu. Tamam
Tam Türkiye-Suriye sınırında IŞİD'in elinde bulunan o 40 kilometrelik hat var ya, işte o hatta çatışmanın en sıcak olduğu yerdeyiz. Bakın sınırın hemen ötesi, bir 60 metre ötemiz belki, IŞİD'in kontrolünde. Şu anda yükselen duman saniyeler önce buraya hava taarruzu düzenleyen uçaklardan atılan bombanın görüntüsü. O köy, o dumanın yükseldiği, tozun yükseldiği köy, Bozüyük köyü, hemen Beşkılıç köyünün karşısında. Sınırın tam da sıfır noktası, tam da çatışmaların en yoğun olduğu nokta burası ve biz çok kısa bir süredir buradayız. Bulunduğumuz süre içerisinde iki ayrı büyük patlama gerçekleşti burada. Önce jet seslerini duyduk. Jet seslerinin hemen ardından yükselen bir bomba sesi, havadan gelmekte olan bombanın sesi ve anında çok büyük bir patlama gerçekleşti. Hemen arkasından bir patlama daha. İşte onun dumanları şimdi dağılıyor. Fırat Kalkanı operasyonunda Türkiye destekli Özgür Suriye ordusu Cerablus'tan batıya doğru ilerliyor. Zavgar ve Külliye köylerinden temizlenen IŞİD güçlerini sınırdaki köylerde yoğunlaştırdı. Buralarda yaşayan sivillerse Türk hudut karakollarının bulunduğu noktalara kaçtı. Türk Silahlı Kuvvetleri sivil kayıpların önlenmesi için her türlü önlemin alındığını bir kez daha tekrarladı. Açıklamada sivil zayiatın meydana gelmemesi maksadıyla son teknolojik yöntemler kullanılmakta, buna ilişkin tüm tedbirler alınmakta, elde edilen görüntü ve tespitlerle hedefler hassasiyetle saptanmaktadır denildi. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine Akıncı Üssü'nün yakınlarında darbeci askerlerin silah ve mühimmatlarını kavun tarlasına bırakıp kaçtıkları anlaşıldı. Aynı bölgede bir çoban tarafından içerisinden yaklaşık 200 bin dolar olduğu belirlenen bir çanta da bulundu. Jandarma kavun tarlalarında eğitimli köpeklerle birlikte arama yapıyor. Aramanın adresi Kazan'da Akıncı Üssü'nün hemen yanı. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen bombası gibi birçok malzemeyle geçirildi. Yine aynı bölgede bir çoban tarafından içi dolar dolu bir çanta bulundu. Çobanlar da koyun giderken tesadüf. Darbecilerden birkaç kişi yakalandı buralarda. Belki onlardan da bırakmış olabilirler. Bir miktar para ve cep telefonu varmış. Çantada yaklaşık 200 bin dolar olduğu öne sürüldü. Çantanın darbe gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi Ankara'daki önemli noktaları bombalayan F-16 uçaklarının incelemeleri de tamamlandı. Darbeci pilotların kullandığı jetler Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde tutuluyordu. Savcılığın soruşturmaları tamamlamasının ardından F-16 uçakları Diyarbakır Anajet Üssü Komutanlığı'na götürüldü. O gece meclisin bombalanma anlarına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Adalet Bakanı kürsüdeyken bir bombanın Meclis Genel Kurulu'na düştüğü anın yansıdığı cep telefonu görüntüsü. Üzerinden bir yıl geçmiş. Hatırlayacaksınız o fotoğrafı. Ege'de işte kaçmaya çalışırken, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken kıyıya vurmuş o bebek, ailen bebek. Bir yıl önce tam bugün manşetlere taşınmıştı, sembol olmuştu. Sembol oldu ama ne oldu? Ayla'nın babası bir yılda nelerin değiştiğini anlattı. Bakacağız birazdan. Peki şimdi bu bültenimize, saat 18'de bültenimize Amerikan Başkanı Barack Obama'dan Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili ilk kez gelen açıklamayla başladık ve bu pazar günü de Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de görüşecekler. Obama-Erdoğan görüşmesinden sonra ne değişir? Türkiye'nin Cerablus'taki son hamleleri ne anlama geliyor? Bunları Gazi Üniversitesi'nden Mehmet Şahin'le konuşacağız. Doçent Doktor Mehmet Şahin, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum izleyebildiğiniz Obama'nın açıklamasını. Türkiye güçlü bir müttefikimiz, bir kere bir NATO üyesi. Güvenlik anlamında bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bundan sonra yeniden ayaklarının üzerine kalkması lazım Türkiye'nin gibi bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendirdiniz bu açıklamayı? Şimdi keşke Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler Obama'nın dediği gibi sıkıntısız gözükse.
Yani belki Amerikan tarafından bakıldığında çok büyük bir şey gözükmeyebilir ama Türkiye tarafından bakıldığında çok ciddi sorunların olduğu gözüküyor. Bunu daha iki gün önce Sayın Dışişleri Bakanı da Amerika ile aramızda ciddi sorunlar olduğu yönünde bir cümlenin kullandığını görüyoruz. Sadece siyasiler bu cümleyi kullanmasa dahi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında özellikle iki konuda konu çözülmüş değil. Yani başka konular var mı? Var ama iki tanesi çok ciddi ön plana çıkmış durumda. Bir tanesi 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte biliyorsunuz FETÖ elebaşının Türkiye'ye teslim edilip edilmeyeceği konusu. Ki Suriye'deki gelişmeleri baz aldığımızda bunun biraz ikinci plana düşmüş gibi gözüküyor ama Türkiye bunu hala takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ'nün lideri ve FETÖ konusundaki tavrı ne olacak? Bu önemli. Diğer bir konu tabii ki Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler. Yani şimdi Amerika ama yani Obama'nın bu açıklaması, Obama'nın bu açıklaması acaba hani Amerika'nın Türkiye'yi anlamaya başladığı anlamına gelebilir mi? Yani bu açıklamayı yapıp bunun üzerine pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini biliyoruz. Ha yani PYD konusunda tabii Amerika'nın tavrı değişir mi? Siz... Yani o çok mümkün değil. En azından bir kere bir herhalde başkan hükümet değişikliğinden sonra görmek lazım ama hani en azından Türkiye'nin kırmızı çizgilerine birazcık daha nasıl söyleyeyim yani uyum sağlamaya çalışan bir Amerika mı demek? Değişir. Yani değişir, şöyle değişir. Amerikalılar çok pragmatik bakarlar. Dış politikayı pragmatik çizgide yürütürler. Zaten Amerikan başkanları seçildiğinde yeminlerine baktığımızda şunu görürüz, şunu söylerler. Biz Amerikan ve Amerikalıların çıkarları için hizmet edeceğiz derler. Yoksa ahlaki dış politika takip edeceğiz veya etik filan bunlar yoktur. Amerika Türkiye ile ilişkileri iyileştirmek, Amerika'yı yönetenler açısından Amerika'nın çıkarına ise Amerikalılar ilişkileri düzeltme noktasında ve PYD'yi satma noktasında bu kavramı özellikle kullanıyorum. Hiç tereddüt etmezler. Bunun örneklerini geçmiş yıllarda gördük. 1970'li yıllarda mesela Mustafa Barzani'ye destek vermişlerdi. 75'teki Cezayir Anlaşması'nda devre dışı bırakıldığında dönemin Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e Mustafa Barzani'nin bir mektubu vardır. Çok sitem eder. Bizi yarı yolda bıraktınız, bizi sattınız falan diye böyle bir Amerika'ya bir anlamda bizi kullandığınız bir tarafa attınız gibi bir mektup yazar. Ama Henry Kissinger'in ona kısa bir cevabı vardır. Der ki dış politika misyonerlik faaliyeti değildir der. Yani anlayan anlar zaten bu cümleden. O açıdan tabii ki PYD ile YPG ile Suriye'de bir çalışma içinde mi? İçinde hala devam ediyor mu? Ediyor. Ama Türkiye ile PYD-YPG'yi kıyasladığında Türkiye ile ilişkilerini rayına oturtmak Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarınaysa onların perspektifinden bunu söylüyorum. PYD'yi çok rahatlıkla göz ardı edebilirler. Nitekim hatırlayalım Özgür Suriye Ordusu konusunda Türkiye ile birlikte çalışan Amerikalılar Özgür Suriye Ordusu'na destek vermeyerek bunların işe yaramadığını dünyaya göstermişlerdi. Herkes son Ceratmus operasyonuna kadar bunu bu şekilde görüyordu ki biz de öyle gördük. Şimdi önümüzdeki süreçte eğer PYD, YPG'ye destek çekildiğinde bunların başarısız olduğu gözükecektir. Başarısız kılabilirler. Ve arkasından Fırat'ın doğusunda ki onun işaretleri de gelmeye başladı. Mesela Tel Abyad'da PYD'ye karşı bir isyan hareketi veya PYD'den veya Suriye Demokratik Güçlerinden bazı grupların kopma işareti gündeme gelirse PYD'nin bugün elde etmiş olduğu kazanımları da kaybetme riski var mı? Var. Ama buradaki önemli olan Amerikalıların önümüzdeki süreçte mevcut Türkiye'deki siyasi yapıyla çalışmaya karar verip vermemeleri. Obama'nın açıklamasına baktığımızda Türkiye'yi anladıklarına dair işaretler var. Bu cümlelerden bir tanesi işte Türkiye'de siyasi ve toplumsal bir sivil bir deprem olduğu yani bunun anlaşılması gerektiği noktasında bazı çabaların olduğunu görüyorsunuz. İşte Türkiye ile terörle ortak çalışma noktasında herhangi bir gerileme olmadığı, o IŞİD'e karşı mücadelede ortak çalıştıklarını dile getirmesi aslında bence Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la herhalde Çin'de yapılacak toplantıya bir altyapı, bir zemin hazırlama olarak da bunu okuyabiliriz. Ya aslında şunu görüyoruz tabii şimdi herkes vekaletler savaşı yürütüyor Suriye'de. Baktığınız zaman Suriye'de kimse yok da aslında herkes var. Yani işte Amerika vekaletler savaşını PYD üzerinden yürütüyor. Hatta daha önce Türkiye bu talebini dile getirmişti. Gerekirse Türk ordusu insin.
orada bir bölgenin güvenliğini sağlasın demişti. Amerika sıcak bakmadı. O zaman şimdi ÖSO, yani yeniden üretilmiş bir Özgür Suriye ordusu üzerinden Türkiye'de bu vekaletler savaşına dahil olmuş oldu. Yani işte biz size PYD yerine ÖSO verelim politikası güdürüyor. Peki şimdi bu çerçevede nereye ilerleyecek ÖSO? Şimdi Cerablus'a girdikten sonra Membiç'e doğru mu, güneye doğru mu gidecek, Elbaba doğru mu gidecek, batıya doğru mu gidecek diye merak ediliyordu. Membiç yerine Elbaba gidiyor gibi görünüyor. Yani o zaman şu pazarlık mı yapılıyor acaba? YPG Fırat'ın batısına geçmesin, ÖSO da oraya doğru ilerlemesin. O Fırat bir sınır olsun, Türkiye hattı öyle çizsin gibi mi? Aslında bu Özgür Suriye ordusuyla Türkiye'nin ortak yapmış olduğu bu operasyondaki amaç tek değil. Yani tek olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Çin'e giderken havalanda bir açıklama yaptı. Oradaki bence kritik cümlelerden bir tanesi şuydu. Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör kuşağı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz. Bu aslında Türkiye'de darbe girişimi de olsa, Türkiye'de terör saldırılar da olsa, yani hangi tür veya kaç cephede olursa olsun Türkiye'ye yönelik saldırı, biz buradaki duruşumuzu değiştirmeyeceğiz ve buna müsaade etmeyeceğiz diye bir kararlılık ortaya koymuş oluyor. Tabii ki bu hem PYD, YPG destek verenler açısından önemli, hem de Türkiye ile nasıl ilişki geliştirecek önümüzdeki süreçte ülkeler, bunlar tabii ki bu sözler, bu cümleler onlar üzerinde etki yapacaktır. Şimdi sizin sorunuzda direkt gelecek olursak, burada tabii ki Cerablus merkezli olmak üzere Türkiye'nin uzun süredir aslında bunu gündeme getirdiği bir alan var. Yani Cerablus'la Azez hattı, yani Cerablus'un batısına doğru buradaki bu bölgenin ilk önce terörden temizlenmesi. Tabii ki burada şu anda PYD gözükmüyor. Afrin'e kadar olan sınırda. Burada DAEŞ gözüküyor. Buradan temizlenmesi. Ama bunlar yapılırken aynı zamanda Türkiye'nin diğer bir hedefi de başka bir terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde başka bir terör örgütünü kullanarak bir koridor oluşturmaması. İşte burada da kritik nokta Membiç'le Elbap çizgisi hemen öne çıkıyor. İşte burada da diğer grubun ilerlememesi için öyle anlaşılıyor ki Türkiye hem Cerablus'un batısında olan alanda Özgür Suriye ordusuyla birlikte çalışmayı yürütecek ki yürütüyor. Aynı zamanda Membiç ve BAP arasında da PYD'nin YPG'nin ilerlemesini engellemeye yönelik hem diplomatik çabalarını sürdürdüğünü hem de bu konuda fiili olarak o bölgede var olmaya çalışan operasyonlarını sürdürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Mehmet Şahin, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Devam edelim. Yeni bir uygulama ama iş dünyasının uzun zamandır tavsiye ettiği bir uygulamaydı. FETÖ soruşturması kapsamında el konulan şirketler var. İşte örgüte kaynak sağladığı gerekçesiyle el konulan şirketler. Malum bu şirketlerin başında kayyum atanmaktaydı ve kayyum atandıktan sonra kâr etmediği için kapatılan çok sayıda şirket oldu. Şimdi artık bu şirketlere kayyum atanmayacak. Bu şirketler TMSF'ye devredilecek. TMSF bu şirketleri kârlı hale getirip satmayı amaçlayacak. FETÖ soruşturması kapsamında el konulan terör örgütü bağlantılı şirketlere artık kayyum atanmayacak, o şirketler TMSF'ye devredilecek ve satılacak. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameye göre terör örgütlerine aidiyet ve irtibat nedeniyle şirketlere atanan kayyumların yetkilerinin tasarruf mevduatı sigorta fonu TMSF'ye devredileceği açıklandı. Böylece bu şirketlere de el konulan bankalara yapılan prosedür uygulanacak. Şu ana kadar FETÖ soruşturması kapsamında 1 milyar dolarlık mal ve taşınmaza el konuldu. El konulan şirketlerin arasında Koza İpek ve Kaynak Holding gibi dev şirketler de bulunuyor. Kayyum atanan Boydak Holding de yeni kanunun ardından TMSF'ye devredilmiş oldu. Şirketlerin TMSF'ye hakim kararıyla devredilmesinin ardından da kayyumların görevi sona erecek. Üç yaşındaki Aylen Kurdu'yu hatırlayacaksınız. Bu yasa dışı geçişlerin daha iyi bir hayat için, yaşam canlarını kurtarmak için Avrupa'ya kaçmaya çalışırken Ege Denizi'nde yaşamını yitirenlerin sembolü olmuştu. Kıyıya vuran Aylen Kurdu'yu. O olayın üzerinden bir yıl geçmiş. Bakalım bir yılda ne değişmiş?
2 Eylül 2015 Suriye'deki savaştan kaçarak Ege Denizi'nden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mültecilerin yaşadıklarını dünyaya haykıran kare o gün çekildi. 3 yaşındaki Aylen Kürdi'nin kıyıya vuran cansız bedeni tüm dünya basınında manşet olmuştu. O gün Aylen'le birlikte 5 yaşındaki abiyi ve annesi de aynı kaderi paylaştı. Aylen bebeğin Bodrum sahiline cesedinin vurduğu o görüntülerin üzerinden tam bir yıl geçti. Babası iki oğlundan ve eşinden yoksun bir yılı geride bıraktı. Baba Abdullah Kürdi BBC'ye konuştu. Oğullarımın aklımdan geçmediği tek bir gün yok dedi. Ancak Abdullah Kürdi Aylen çabuk unutuldu mesajı veriyor. Tüm dünya mültecilere yardım etmek için elinden geleni yapacakmış gibi davrandı. Ancak bu atmosfer bir ay bile sürmedi diyor. Peki Aylen bebeğin bedeninin kıyıya vurduğu o günden bu yana ne değişti? Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasına kadar 6 aylık sürede Ege'de 300'den fazla çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yeni okul servis yönetmeliği açıklandı. Ne değişti? Veliler servis seçerken neye dikkat etmeli? Saat 19'da ana haber bülteninde olacak. İstanbul'daki binlerce Suriyeli çocuktan sadece küçük bir bölümü okuma şansına sahip. Pek çoğu ailelerine destek olmak için çalışmak zorunda. Bir gönüllüler grubu bu derde deva olmak için önce Facebook'ta onun işi okumak diye bir sayfa kurdu. Daha sonra da topladıkları bağışlarla çocukları Türk okullarına hazırlamaya başladı. Merhaba, benim adım Amir. İstanbul Bağcılar'da Yıldız Tepe İlkokulu. Okul tatil ama içeriden çocuk cıvıltıları geliyor. Bize gel diyelim. Burası Suriyeli miniklerin sınıflarından biri. Hepsi de Türkçe konuşuyor. Birkaç ay öncesine kadar tekstilde, ayakkabıcıda çalışan bu küçükler artık Türkçe okuyabilmek için zamana karşı yarışta. Kelime oyunu dili konuşmanın belki de en kolay yolu. Proje bir grup genç gönüllünün onun işi okumak diye bir Facebook sayfası kurmasıyla başlamış. Sonra da dernekleşmeye karar vermişler. Hayruddin Yıldız anlatıyor. Suriyeli yavrularımızın bir kısmı ailelerine bakmak zorunda kalan, geçimlerini temin etmek zorunda olan çocuklarımız. Biz bunları iş yerlerinden alıp okullara yansıtıyoruz. Ne kadar para kazanıyorlarsa onları ailelerine yardım olarak veriyoruz. Tabii bunları yaparken de bir tane gönüllü ablalarıyla, abileriyle beraber takip ediyoruz. Çocuklar neşe içindeler. Merdiven altında tekstil atölyelerinde çektikleri sıkıntıları bir kenara bırakmışlar ama çizimleri hep onların izlerini taşıyor. Modeller, kalıplar, tekstildeydik abla dedikleri günlerden kalma. İçinde şarkıcı olmak isteyenler de var, din öğretmeni de. Ümraniye'de bir yaz okulunda 60, Bağcılar'da 140 öğrenci artık Türk okullarına hazırlanıyor. Suriyeli çocukların topluma entegre olması için kesinlikle Türkçe eğitim alması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'yla üst düzeyde görüşmelerimiz oldu. Ortak çalışmalar yapıyoruz. 2016-2017 yılında öğrencilerimizin tamamına yakınını Türk eğitim sistemine kazandırmayı hedefliyoruz. Yeryüzü Çocukları Derneği de gönüllü ve bağışçılarla daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Saat başında ana haber bülteniyle devam. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. İçişleri Bakanlığı'nda değişiklik oldu malumunuz. Efkan Ala ayrıldı. Yerine Süleyman Soylu geldi. Peki neden böyle bir karar alındı? Şimdi herkes bunu soruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitmeden önce performans meselesi demişti. Fakat kulislerde konuşulan başka bir şey var. Planlanan yeni bir istihbarat yapısı var. İkili bir istihbarat yapısı ve dolayısıyla planlanan bu yeni istihbarat yapısının başına Süleyman Soylu, Efkan Ala'dan daha uygun bulundu deniyor. Yani performans kaybı diyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efkan Ala'nın istifası için performans kaybı değerlendirmesini yaptı.
Peki yeni İçişleri Bakanı olarak neden Süleyman Soylu seçildi? CNN Türk'ün edindiği bilgiye göre yeni istihbarat yapısının başında ve terörle mücadelede yeni konsepte Efkan Ala yerine 15 Temmuz gecesi de öne çıkan Soylu tercih edildi. Yani bugünün ihtiyacı iç istihbaratı tek elde toplamak, dış istihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı esas itibariyle devam ettirecek. İstihbaratın ikiye ayrılması kararı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alındı. O yapının ayrıntıları da netleşmeye başladı. İstihbarat iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılacak. Emniyet istihbarat ve jandarma istihbarat birleşecek. İç istihbarattan sorumlu olacak. Başında bir daire başkanıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. MİT ise sadece dış istihbarat için başbakanlığa bağlı olarak çalışacak. İstanbul ve sınır bölgeleri hariç. Bu iki alandaki ofisler kalacak. Ancak Türkiye'deki diğer tüm ofisler kapatılacak. Yeni yapıda hem iç hem de dış istihbarattan sorumlu bir koordinatörün görevlendirilmesi öngörülüyor. Koordinatör de Cumhurbaşkanı'na bağlı çalışacak. Dün Doğu Karadeniz bölgesini vuran selde Rize'nin Fındıklı ilçesinde suya kapılıp kaybolan çocukla ilgili aramalar sürüyor. Bir yandan da hasar tespiti yapılıyor. İlk belirlemelere göre Fındıklı'da zarar 10 milyon lira. Şu anda araba gidiyor, araba gidiyor, araba! İlk önce babaannemizi kurtardık. Sonra evin arkasından falan topraklar kaymaya başlayınca oğlum bayağı bir panik yaptı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığı için korkmaya başladı. Anne bize çıkalım, bize burada bir şey olacak falan dedi işte. Dere'nin şeyine kadar geldik. Oradan kızımı çıkartıp çaylağa bıraktım. Oğlumu bırakamadım. Elimden kaydı. Çabaları yetmedi. Canla başla kurtarmaya çalıştı ama yapamadı. Yüzlerce kiloluk araçların bile karşı duramadığı akıntı oğlunu aldı götürdü. 13 yaşındaki Efecan Işıklar bayram tatilini ailesiyle birlikte Rize'nin Fındıklı ilçesinde geçirecekti. Bir gün önce işte böyle yüzdüğü dere sağanak yağışla taştı. Efecan sele kapıldı. Şimdi onu AFAD, AKUT, jandarma ve balık adamlar arıyor. Fındıklı'da yağmur dindi, geride çamur kaldı. Hasar tespit çalışmaları başladı. İlk tespitlere göre ilçede maddi zarar yaklaşık 10 milyon lira. Sel sırasında bir seminer için dolu olan bu okul da hasar gören yerler arasında. Şu anda Fındıklı ilçesi 11 Makbul Köprü okulundayız. Dün şiddetli yağışlar sonrasında yağmurların taşması sonucu okulda sular bastı. Görmüş olduğunuz gibi şu an okul çamur ve balçıkla kaplanmış durumda. Hatta dün su seviyesi işte buraya bulunduğumuz yere kadar yaklaşık 1,5 metre kadar yükselmişti. Bir yıkım sesiyle birlikte okulun arka tarafından on tarafına doğru sel şeklinde bir su geldi. Okulun diğer bütün zemin katlarını da suyla doldurdu. Yani yağmur bize çok ürkütmedi ilk başta. Ama sonra bir baktı kızlanmaya başlıyor ve biz alt kat taraftayız. Öğretmenler odamız ilk katta olduğu için biraz panikledik. Çocuklar da yanımızdaydı. Sonra bir baktı yemekhaneden doğru bayağı güçlü bir su geldi bize aniden. Biz oku okuyla çocukları aldık çıktık. Fındıklı'da yaklaşık 20 köy yolu heyelanlar nedeniyle kapalı. Köylere elektrik ve temiz içme suyu da verilemiyor. İstanbul-Londra seferini yapan bir yolcu uçağı havada arızalanınca Viyana Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Havayolu şirketi yolcuların konaklaması için otel ayarladı ama çoğu Türk, 49 yolcu, Schengen vizesi olmadığı gerekçesiyle havaalanında bekletildi. Dışişleri durumu takip etti. Türk vatandaşlar iki grup halinde farklı saatlerde Türkiye'ye döndürüldü. İstanbul-Londra seferini yapan İngiliz Havayolları'na ait bir yolcu uçağı havada arıza yapınca uçak Viyana'daki Şevçat Havaalanı'na inmek zorunda kaldı. Uçağın 249 yolcusu bekleme salonuna alındı. Yolcular uzun süre salonda tutulduktan sonra havayolu şirketinin belirlediği otellere yerleştirildi. Ancak çoğu Türk 49 yolcu Schengen vizesi olmadığı gerekçesiyle otellere gönderilmedi. Havaalanında mahsur bırakıldı. Viyana'da böyle bir rezillik yaşıyoruz. Kesinlikle yani hiç düzgün davranılmıyor bile. Mahvettiler. Yani çocuğum perişan oldu. 11 aylık bir çocuğum var. Olayı haber alan Viyana Maslahat Güzarı Kaan Orbay ve Viyana Büyükelçisi Kaan Atay havaalanına gitti. Viyana Büyükelçisi olaydan haberdar olur olmaz kriz masası kuruldu. Dışişleri ilk andan itibaren gelişmeleri takip etti. Türk vatandaşlarının iki grup halinde farklı saatlerde yurda dönüşü sağlandı.
Okullar 19 Eylül'de açılıyor. Şimdi öğrenciler servislerle yollara çıkacaklar. Yalnız bu sene okul servisleri için yeni standartlar var. Neymiş bakalım bu yeni standartlar? Gün nasıl geçti? Okullar 19 Eylül pazartesi günü açılıyor. Öğrencilerin ve velilerin telaşı başladı. Kuşkusuz öğrencilerin gideceği okul kadar onları taşıyacak servisler de çok önem taşıyor. Veliler çocuklarını emanet ettikleri servislere çok dikkat etmeli. Mutlaka bir servis aracı işleteniyle anlaşsınlar. Şoförün sabıkası, psikoteknik belgesi, efendim güzergah kullanım belgesi var mı? Bunlara çok çok dikkat etmeli. Servislerde kamera sistemi, acil çıkış noktaları, emniyet kemerleri ve liseye kadar hostes bulundurmak zorunlu. Çocukların kemer takmalarını sağlamak lazım. Evden de bir öğüt alırlarsa bize yardımcı olmuş olurlar. Onun için 3 nokta emniyet kemerlerimiz var. İşte burada gördüğünüz gibi acil çıkış noktaları var. Yine ön tarafta bir ekranımız var bakın. Arabanın dört bir tarafını gösteren, arka, sağ ve sol kısmını gösteren kameralar var. Aslında bu özellikler 2011 yılından bu yana zorunlu ama bu sene okul servislerine başka bir koşul daha getirildi. Okul servislerinde bundan böyle arka tarafta 4 koltuk değil 3 koltuk olacak. Öğrenciler acil bir durumda servisi rahatlıkla boşaltabilsin diye bu bölümde bir koltuk eksik olacak. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, şoförleri servis içindeki davranışları konusunda uyarıyor. Ben şoförlerimizden özellikle rica ediyorum. Bir şeye şahit oldum. Torunum akşam birisi geldiğinde tesbih vardı. Tesbih babaannesinin tesbihini çekmeye başladı. Bizim şoför amca böyle tesbih çekiyor dedi. Şimdi bakın bu çocuklar arabaya bindikleri zaman şoförlerimizi takip edecekler. Onlar ne yapıyorsa, sigara yakarsa sigara. Telefonla araba kullanırsa telefonla. Onlar eve bildiriyorlar. Onlar hemen evde gelip anlatıyorlar bunlar neler olduğunu. Ben şoförlerimize özellikle rica ediyorum. Yolda araç kullanırken sakin olacaklar. Onları gülerle muhabbetle günaydın demeleri çok önemli. Ve bu yılın servis ücretleri. İstanbul'da servis ücretleri geçen yıl oranla %7,5 artış gösterdi. Veliler en kısa mesafeye 175 lira, en uzak mesafeye ise 420 lira servis ücreti ödeyecek. Şimdi tabii dün balık avı yasağı kalktı. Dolayısıyla denizciler denize açıldılar ve sezonun ilk balıkları da bugün tezgahlarda yerlerini aldı. Şimdi tabii daha ilk balıklar biraz pahalı. Ne kadar yani palamut ne kadar, hamsi ne kadar, fiyat düşer mi? Birazdan bakacağız. Ayrılmayın. Evet, saat 19.30. Akşamın yeni manşetlerini atalım, sonra yeni detaylarla devam edelim. Balyoz kumpası davasının ilk duruşması görüldü bugün. Eski Taraf gazetesi yazarları işte Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Mehmet Baransu yargılanmakta bu dava çerçevesinde. İlk duruşma yapıldı. Kim ne ifade verdi, kim ne söyledi bakacağız birazdan. Ve yeni kanun hükmünde kararnameyle çok çarpıcı. Kamuda binlerce isim, akademiyada binlerce isim görevden alındı. Tabii bu işin ucu siyasete, meclise de yansıdı. Şimdi mecliste FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle görevden alınan bazı isimler var. Çarpıcı kimler bunlar? Bakacağız ve Gaziantep'te IŞİD önlemi diyeceğiz. Gaziantep'te 24 kişi IŞİD'e insan ve yer sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Ve en son IŞİD'in terör saldırısının ardından valilik Gaziantep'te sokak düğünlerini yasakladı. Hadi kaldığımız yerden devam. Fırat Kalkanı operasyonu 10. gününde Cerablus'ta yeni gelişmeler var. Peki 10 gündür ne oldu? Operasyon başladı, nasıl ilerliyor? Türk Silahlı Kuvvetleri son bilgileri açıkladı. Hem o bilgiler Kenan Şener'de, bir de Kenan Şener sınırda olduğu için ne olup ne bittiğini bizzat da görüyor.
Kenan, dinliyoruz seni. Nevşin Mengül, bugün gün içerisinde hava taarruzuna şahit olduğumuz noktanın Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirildiği teyit edildi. Akşam saatlerinde Özgür Suriye Ordusu askerlerinin yürüyüş kolu halinde karadan o noktaya ilerlediğini, o köyü ele geçirmeye çalıştığını duymuştuk ancak teyit edememiştik bu bilgiyi. Az önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir bilgilendirme yapıldı. O noktada, yani savaş uçaklarının vurduğu noktada Kundurya yerleşim yerinin terörist unsurlardan tamamen temizlendiğini ve Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirildiği açıklandı. Aynı zamanda bölgede 3 binanın vurulduğunu aktarmıştık. IŞİD'e ait 3 binanın hava taarruzuyla vurulduğunu aktarmıştık. Aynı nokta bugün obüslerle de vurulmuştu. Tam 9 hedefin fırtına obüsleriyle o noktada imha edildiği bilgisi de paylaşılıyor. Ayrıca bugün Fırat Kalkanı Harekatı operasyonunda koalisyon hava güçlerinin de harekete geçtiği bilgisi var. Bunu da aktaralım. Koalisyon hava kuvvetlerine ait uçaklar Tilalayn bölgesinde DAEŞ teröristlerine ait atış hazırlığında olan iki silah mevzii yapılan hava taarruzuyla imha edilmiştir deniliyor koalisyon hava kuvvetlerine bağlı uçaklarca. Yani koalisyon da bugün harekete geçmiş ve atış hazırlığındaki iki silah mevzini hava taarruzuyla imha etmiş. Bugün yapılan açıklamada aynı zamanda 24 Ağustos'tan bugüne kadar 41 hedefe 51 yakın hava desteği sağlandığı bilgisini de paylaşıyor Genelkurmay Başkanlığı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin yaptığı, birkaç dakika önce yaptığı bu bilgilendirmeye göre toparlamak gerekirse 9 hedef fırtına obüsleriyle vuruldu. Toplam 67 atım yapıldı. Gündüz saatlerinde ekrana getirdiğimiz 3 hedefin vurulduğunu aktarmıştık. O noktada artık Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilmiş durumda. Bulunduğumuz yerden Karkamış'tan yaklaşık 15-20 kilometre kadar batıda bulunuyor bu noktalar. Ve bu noktalar Fırat Kalkanı Harekatı'nın batıda ilerlediği en son nokta, en uç nokta ve IŞİD'le çarpışmaların en yoğun olarak sürdüğü nokta. O noktada bulunan, o köylerde yaşayan sivil sivillerin de sınıra daha güvenli olduğu için hudut karakolları etrafında onlara yakın noktalarda sınıra ilerlediğini gördük, gözlemledik, aktardık. Nevşin Mengü. Peki, son durum bu, son bilgiler böyle. Şimdi devam edelim. Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi kırsalında çıkan çatışmalarda bir asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Uçaklar ve taarruz helikopterleri PKK hedeflerini vurdu. Bölgede 33 terörist öldürüldü. Van'ın Çaldıran ilçesinde de çatışmada 2 kurucu şehit oldu. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonlar hafta başında başlamıştı. Gece operasyon ilçenin Uzundere, Perinçek, Senitepe, Kalatepe ve Dağbaşı bölgelerinde yoğunlaştı. Teröristlerle yer yer sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ateş piyade uzman çavuş Kadir Çelebi'yi şehit etti. 6 askeri yaraladı. Bunun üzerine taarruz helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını ateş altına aldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları da bölgeye gönderildi. Tespit edilen iki hedef vuruldu. Savaş uçakları gündüzde 3 ayrı hava harekatı yaptı bölgede. 5 Doçka mevzi ve 2 mağara imha edildi. Toplam 33 terörist öldürüldü. Terör örgütü PKK'ya karşı Van'da da günlerdir operasyon yürütülüyor. Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı'nda bir askerle bir korucunun şehit olduğu çatışmanın ardından devam eden operasyonda 2 korucu daha şehit düştü. 18 güvenlik görevlisi yaralandı. Şehit asker Van Jandarma Asayiş Kol Ordu Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter Filo Komutanlığı'ndan törenle memleketine uğurlandı. Giresunlu uzman çavuş Murat Kasım iki çocuk babasıydı. Şehidin 2,5 yaşındaki kızı da oradaydı. Bir şehit de Şanlıurfa'dan uğurlandı. Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Halil Şıltak için Hilvan ilçesinde tören yapıldı. Şehit 9 ay önce baba olmuştu. Kızını en son 7 ay önce görmüştü. 2000 kişinin katıldığı törende Kürtçe ağıtlar yakıldı. Bitlis ve Diyarbakır'ın Silvan ilçelerinde de teröristler yollara tuzakladıkları patlayıcılarla askeri araçlara hedef aldı. 3 asker hafif yaralandı. Şırnak'ta Cudi Dağı'ndaki operasyonlarda 3 terörist, Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyondaysa 2 terörist öldürüldü. Bölgedeki yoğun çatışmalar nedeniyle Tunceli-Hozat karayolu da trafiğe kapatıldı.
15 Temmuz'dan sonra ilk kez Amerikan Başkanı Barack Obama kameralar önünde Türkiye ile ilgili konuştu. We haven't seen Türkiye ile güvenlik ilişkilerimizde bir düşüş görmedik. Türkiye güçlü bir NATO üyesi olmaya devam ediyor. IŞİD'le mücadelede bizimle birlikte çalışıyorlar. Bölgede pek çok güvenlik bağlantılı konularda da önemli bir ortak. Ülkelerinde siyasi ve sivil bir deprem atlattıkları şüphesiz bir gerçek. Şimdi yeniden yapılanmak ve toparlanmak zorundalar. Ve bunu nasıl yapacakları önemli olacak. Biz de bu süreçte Türk halkını ne derece desteklediğimizi göstermek istiyoruz. Yani her iyi dostun yaptığı gibi dürüst bir şekilde onlara geri bildirimde bulunmak ve eğer attıkları adımlar onların uzun vadeli çıkarlarına ya da ortaklığımıza zıt gittiğini düşünüyorsak bunu bildirmek. Dün gece yayımlanan 672 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kamudan toplam 42.328 kişi ihraç edildi. Şimdi ihraç edilenler var. FETÖ okullarından mezun olanların diplomaları iptal. Bazı kişilerin pasaportları iptal. Bakalım. Biz bunu yapacağız. Nereye varırsa varsın. 10 bin, 20 bin, 50 bin, 60 bin, 100 bin, 200 bin. FETÖ ile mücadele kapsamında kamudan ihraçlarda rakam 15 Temmuz'dan bu yana 50 bini aştı. En son yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 42.328 kamu çalışanının daha görevine son verildi. Rekor Milli Eğitim Bakanlığı'nda tam 28.163 personel kamudan atıldı. Üniversitelerden de 2.346 çalışanın görevine son verildi. O listede FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen Adil Öksüz de var. Darbe girişiminin ardından Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen ve 47 gündür aranan Adil Öksüz, Sakarya Üniversitesi öğretim üyeliği görevinden çıkarıldı. Öksüz, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapıyordu. Üniversitelerden ihraç edilenler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Fatih Gürsul'la CHP parti meclis üyeleri doçent Alper Keten ve Profesör Ahmet Caner de yer aldı. Gürsul ihraç kararının ardından CHP genel merkezindeydi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu baş danışmanına "Bu bir tufan, seni de vurdu." dedi. Gürsul da habercilere bundan sonra partideki faaliyetlerine ağırlık vereceğini söyledi. Diyanette de rakam yüksek, 1519 kişi. Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi'nden de toplam 1642 çalışan, Dışişleri Bakanlığı'nda ise ağırlıkla katip, ateşe, uzman yardımcı, sözleşmeli personel olmak üzere 215 kişi ihraç edildi. Emniyette de yine ihraç kararları vardı. 7669 emniyet mensubu, 323 jandarma, 2 sahil güvenlik, 24 de merkez valisinin kamudaki işine son verildi. Aralarında dikkat çeken bir isim var. Geçen yıl Şırnak'ta şehit olan kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde sarf ettiği sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Yarbay Mehmet Alkan. Ali! Ali! Alkan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki görevinden ihraç edildi. Ve ihraç dalgası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de uzandı. 41 personel gitti. Aralarında Meral Akşener'in danışmanı Esra Bakar, eski meclis başkanı Bülent Arınç'ın eski koruması Hasan Baytekin, meclis başkanı müşaviri Cemal Öztaş, kanunlar kararlar başkan yardımcıları Cemil Tutan'la Hasan Erikli de var. Ayrıca Hakan Şükür'ün meclisteki çalışanları Betül ve Resul Mümin Boydak da listede. TRT çalışanı 312 kişi de yine kamudan ihraç edilenler arasında. Peki ihraç edilenler ne olacak? Görev yaptıkları teşkilatlara yeniden kabul edilmeyecekler. Bir daha kamuda istihdam edilemeyecek ve doğrudan ya da dolaylı görevlendirilemeyecekler. Silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilecek. Oturdukları kamu konutlarını ya da lojmanları 15 gün içinde tahliye edecekler. Özel güvenlik şirketi kurucusu, ortağı ya da çalışanı olamayacaklar. Pasaportları iptal edilecek. Şimdi bu kanun hükmünde kararnameler tabii mecliste siyasi partilerin gündeminde. Belediyelere kayyum atanması meselesi var. HDP buna tepki gösteriyor. HDP CHP'ye de tepki gösteriyor. CHP neden sessiz diye. Kanun hükmünde kararnamelerden memnun olan tarafsa Milliyetçi Hareket Partisi. AK Parti hükümetinin atmış olduğu adımlar bu kanunlar çerçevesindeki adımlardır. Bu kanun hükmünde kararnameler bir yetkidir. Bu yetki çerçevesinde atılan adımlardır. Meclisin kapalı olduğu bir ortamda meclis iradesi gasp ediliyor. Yayımlanan son kanun hükmünde kararnamelerle ilgili iki ayrı partiden iki farklı yorum geldi. MHP, devletin varlığı söz konusu, alınan kararlar yerinde derken HDP tepki gösterdi. Özellikle belediyelere kayyum atanmasına ilişkin düzenlemeye. Uzlaşarak torbadan çıkardıkları birçok husus bir kanun hükmünde kararname olarak
meclise ve Türkiye toplumuna dayatılmıştır. Yerel yönetimler seçimleri de bir yönüyle anlamını yitirmiştir. Yani seçim sonucu olarak benim karşıma gelen sonuç ne olursa olsun ben uydurduğum bir gerekçeyle istediğim belediye başkanlığı istediğim zaman görevden alır, kendime bağlı bir memuru belediyeye atarımın mesajını Erdoğan bütün Türkiye halklarına maalesef dayatmıştır. Belediye başkanlarına müdahale edeceklerine önce bir darbenin siyasi ayağında ne vardı onu açıklasınlar. Kim vardı burada? Ancak MHP düzenlemeyi yerinde buldu. Bakın Türkiye terörle mücadele ediyor. Türkiye sadece FETÖ terör örgütüyle değil, Türkiye PKK terör örgütüyle de mücadele ediyor. Burada alınan yetkiler de terörle ilişiği olan, teröre destek verenlerle alakalı. Biz MHP'ye bir şey demiyoruz. AKP'nin arkasında yedeklenen bir siyasi partiyle ilgili burada çok fazla ifade edeceğimiz bir şey yok. Ancak CHP'nin bugüne kadarki siyasi pozisyonunu çok net bir şekilde sorgulaması gerektiğini düşünüyoruz. Ana muhalefeti ittifakın bir parçası olmakla suçlayan HDP Grup Başkan Vekili Başbakan Binali Yıldırım'ın artık çözüm yok açıklamasına da tepki gösterdi. Sadece bugün birkaç saat içerisinde 30 kişinin yaşamını yitirdiği bir ortamda son derece ciddiyetsiz bir şekilde çözüm mözüm yok diyor. Evet, bir yandan sayılı gün kaldı. Tabii Kurban Bayramı geliyor. Kurban seçerken neye dikkat etmek lazım? Veterinerler kurban alırken dişi yerine erkek kurbanlık alın diyorlar. Satıcı her ikisini de satıyor. Ne sakıncası var? İzleyeceğiz birazdan. Almanya'da federal mecliste kabul edilen Ermeni tasarısı. 1915 olayları soykırımdır deniyor ve bu şekilde Almanya'daki okullarda okutulması bu tezin öngörülüyor. Bu tasarı Ankara-Berlin arasında krize yol açmıştı. Alman heyetin İncirlik Üssü'nü ziyaret için Ankara'da Almanya'dan adım bekliyoruz açıklamasının ardından. Der Spiegel dergisi Merkel bu tasarıyla hükümet arasında mesafe koyacak diye yazdı. O haber bazı Alman kaynakları tarafından yalanlandı. Şimdi ne olacak? İşi bize birisi özetlesin. CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan Merttürk'e döneceğiz. Şimdi Erhan Merttürk aslında bakacak olursan son dönemde Merkel'den gelen açıklamalar dikkat çekiciydi. Bu darbe girişimi sonrası Türkiye'yi anlamak lazım demişti Angela Merkel. Yani Türkiye ile empati kuran sayılı Avrupalı liderden bir tanesi idi yaptığı açıklamalarla. Peki şimdi anlaşılan Merkel buzları eritmek istiyor. Nasıl bir yöntem deneyecek? Almanya Türkiye arasındaki buzların erimesi çok kolay olmayacak Nevşin Mengü. Bunu bu şekilde anlıyoruz. Sabah erken saatlerde Spiegel dergisinde yer almıştı. Merkel hükümeti soykırım tasarısına mesafe koyacak. Hükümet politikasını bu durum bağlamaz açıklaması yapacak şekilde. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan bu yönde bir talepte bulunmuştu. Merkel'e dedi ki madem bu yasada bu tasarı meclisten geçti o zaman hükümet olarak çıkın kamuoyuna açıklayın deyin ki bizim hükümeti bu bağlamaz. Biz bu soykırım tasarısına mesafe koyduk. Fakat Nevşin Mengü şu bir gerçek mecliste Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar bu tasarıya zaten evet dedi. 2 ay 3 ay sonra kalkıp biz buna mesafe koyuyoruz demesi çok mümkün değil yorumları yapılıyordu. O yüzden sabahleyin Spiegel'de çıkan bu haber şok etkisi yarattı başkent Berlin'de. 2 saat ardından zaman geçtikten sonra hükümet sözcüsü Stefan Zeiber çıktı ve bu haber doğru değildir. Bu konuda çizgimizde bir değişiklik yok ifadesini kullandı. Her şey tekrar başa sarılmış oldu. Fakat Başbakan Merkel'dan gelen açıklamalar işte bu noktada önem taşıyor. RTL kanalına konuştu ve tasarıya mesafeli olma durumu yok dedi. Yani bu tasarıya eskisi gibi aynı şekilde bağlıyız dedi. Fakat bir başka cümlede de federal hükümet için aslında bağlayıcı olmadığı ifadesini kullandı bu tasarının. Evet. İşte bu da kafaları karıştırdı. Muhalefet eleştirdi. Ne demek federal meclisten geçen her kanun federal hükümeti de bağlar. Doğal olarak Alman hukukuna göre baktığımızda da bu durum böyle. Spiegel dergisinde de yine bu bağlayıcı değil sözü şimdi ön plana yani çıkarttı. Alman işleyişini çünkü anlamak açısından meclisten geçen şey yani neyse yasalaşmıyor mu? Bu nasıl oluyor? Meclisten geçti ve yasalaştı. Yani. Fakat hani bunun bağlayıcılığı yok demesi aslında bu bir kelime oyunu. Spiegel de mesela bunu ön plana çıkartıyor. Ha mesafe koymuyoruz ha bağlayıcı değil. Yani bu ikisi arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Fakat burada
Şunu söylemek lazım. Aslında diğer bazı ülkelerde olduğu gibi burada bir cezai müeyyide uygulanmıyor. Biri kalkıp 1915 olayları soykırım değildir dediği zaman Almanya'da herhangi bir cezai müeyyide yok. Sadece bu sembolik bir değer taşıyor Almanya'da. Bunu belki de söylemek istiyor. Yani bizim hükümetin politikasında bir etki unsuru değil. Ama şunu da söylemek lazım. Merkel şuna da değindi. Federal Meclis'in politik açıklamalarının, kararlarının saygıyla karşılanması gerektiğini söyledi. Nevşin Mengü, bu cümle bile aslında 1915 olayları ile ilgili Alman Meclisi'nde alınan kararın politik olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Almanya bu işin altından kalkamadı. Özellikle bu İncirlik üstünü ziyaret edememek Almanya'da çok büyük bir sıkıntı. Özellikle Alman milletvekillerine işte Türkiye'nin bu karar sonrası almış olduğu bu engelleme durumunu Almanya değiştirmek istiyor. Merkel o yüzden aslında bir yandan Türkiye ile arayı düzeltmek isterken öte yandan aslında iç siyasette şu anda gerçekten kamuoyu araştırmalarına baktığımızda Merkel son dönemlerin en kötü durumunda. O yüzden iç siyasete yönelik işte bir kez daha Türkiye'ye diz çöktü. Bir kez daha Türkiye'nin taleplerini yerine getiriyor. İmajı da yaratmak istemiyor Başbakan Angela Merkel. O yüzden aslında çok ikircikli bir durumda. O yüzden yapılan açıklamalar hep böyle biraz kelime oyunları. Yani işte peki yani şöyle sorayım. Tabii Türkiye, yani Türkiye Almanya için işte önemli bir ortak. Kuşkusuz yani hem tarihsel bağlantı var hem Almanya'da yaşayan Türkler var. Ciddi bir ticari hacim var iki ülke arasında. Hı hı. Fakat bunların dışında yani İncirlik Almanya için ne kadar önemli öyle sorayım. Şimdi İncirlik üstünde Alman askerler görev yapıyor. Ve Alman ordusu aslında Alman hükümetinin ordusu. Yani hükümete bağlı bir ordu. Yani hükümetin içinden herhangi bir milletvekili gidip o orduyu ziyaret edemiyorsa bu Almanya için bir sorun. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Daha sonra bu olaya hatta Savunma Bakanı von der Leyen el koydu ve ben ziyaret edeceğim dedi. O zaman da Türkiye dedi ki buyurun gelin Sayın Bakan siz ziyaret edebilirsiniz dedi. Orada büyük bir kriz oluşmadı. Ama genel olarak şu anda Türkiye üzerinde Almanya güç olarak baktığınızda yıllarca hani Türkiye üzerinde bu tür olaylarda hep daha üstün olmuş. İstediğini yaptırabilmiş amiyane tabiriyle. Şimdi tabii Türkiye'nin bu şekilde davranması Almanya'nın çok da alışık olduğu bir durum değil. Bunu açıkça söyleyebiliriz, masanın üzerine koyabiliriz. Fakat bu sorun nasıl çözülebilir? Hala, şunu da belirtelim, Berlin'de hala Türkiye'nin büyükelçisi yok. Türkiye büyükelçisini geri çekti ve şu anda 3,5 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'da hala büyükelçi bulunmuyor. Buzlar erimiş değil, gerginlik giderek artıyor. İki ülke arasında karşılıklı yapılan belki de ılımlı açıklamalar önümüzdeki dönemde belki bu arayı yumuşatabilir ama şu anda özellikle Merkel'in yaptığı bu açıklamalarda pek durumu yumuşatmış gözükmüyor Almanya perspektifinden baktığımızda. Erhan Mertürk teşekkürler. Reuters Haber Ajansı 3 diplomatik kaynağı dayandırarak Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Başbakan Binali Yıldırım da kabine toplantısında Özbek halkına başsağlığı diledi ancak Özbekistan'dan hala resmi bir açıklama yok. Özbekistan'ı 27 yıldır yöneten isim İslam Kerimov geçen hafta sonu beyin kanaması geçiren 78 yaşındaki liderin sağlık durumuyla ilgili söylentiler vardı. Reuters haber ajansı söylentilerden birkaç gün sonra Kerimov'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberini 3 diplomatik kaynağa dayandırdı. Yaşlıydı prensibi. Özbekistan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını elde ettiği günün yıl dönümü 1 Eylül'dü. O gün Kerimov'un kızı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Dualarınız ve mesajlarınız babamın iyileşmesine yardım edecek umarım diye. Bir gün sonra ise doktorlardan durumu kritik açıklaması geldi. Saatler sonra da diplomatik kaynaklardan öldüğü açıklaması. Başbakan Binali Yıldırım kabine toplantısının sonunda Özbek halkına başsağlığı diledi. Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Özbek halkının acılarını paylaşıyoruz. Yabancı ajanslar ve haber kanalları da Yıldırım'ın bu açıklamasına atıfta bulundu. Kerimov 1989'da Özbekistan'ı yönetmeye başladı. O dönemde Özbekistan bir Sovyet Cumhuriyeti'ydi. Ülke 2 yıl sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazandı. O tarihten bu yana Kerimov ülkenin başındaydı. Altın ve doğalgaz rezervi açısından zengin Özbekistan, aynı zamanda dünyanın en büyük pamuk ihracatçıları arasında.
Ancak ülkeyi 27 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Kerimov, Batı ve insan hakları grupları tarafından sıkça otoriter bir lider olmakla eleştirildi. Özbekistan en baskıcı rejimlerden biri olarak nitelendirildi. Birleşmiş Milletler'in bir raporuna göre ülkede işkencenin de sistematik olduğu öne sürülmüştü. Özbekistan'ın yeni lideri kim olacak belli değil. Aday ismi bile anılmıyor pek. Çünkü 32 milyonluk ülkede yasal bir muhalefet yok. Medyada devlet tarafından sıkı şekilde kontrol ediliyor. Yine de olası adaylar arasında Özbekistan Başbakanı Şevket Mirziyoyev ve yardımcısı Rüstem Azimov gösteriliyor. Şimdi tam da işte Reuters geçti, Özbekistan'dan açıklama yok derken açıklama geldi. Yine Reuters haber ajansı geçiyor. Özbek hükümeti bilgi vermiş. Evet, Kerimov 3 Eylül günü Semerkant'ta defnedilecek. Böylece yaşamını yitirdiği resmi kaynaklardan da doğrulanmış oluyor. Yarın defnedilecek Özbek lider diyelim ve devam edelim. Bugün hükümetin işte 100. günü. Başbakan Binali Yıldırım kameraların karşısındaydı. 100 günde ne yaptılar onu anlatıyordu. Tam da Kurban Bayramı öncesi Başbakan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e talimat verdi. Kurbanlık yerleri sıkı kontrol altına alalım, vatandaşa fazla fiyat çekmesinler dedi. Kurbanlıklarla ilgili bir sorunumuz var mı Faruk Bey? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Başbakan bir sıkıntı olup olmadığını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e bizzat kendi sordu kameralar önünde. Vatandaş merak ediyor kurban fiyatları nasıl olacak? Efendim yeterince kurbanlık var mı? Kara borsa olacak mı? Bu çerçevede bu yılki varlığımıza bakınca 3 milyon 700 bin küçük baş, 1 milyon 200 bin de büyük baş hayvanımız şu anda var. Dolayısıyla hayvan varlığımız yeterlidir. Yeterli değil, çok da üzerindedir. Başbakan sonra özellikle kurbanlık fiyatları şişirilmesin diye esprili bir dille uyardı bakanı. Kurbanlık yerlerini sıkı kontrol altına alalım. İnşallah. Bir de vatandaşa fazla fiyat çekmesinler. Oralara da bir göz kulak olursanız İnşallah. Bayram üzere iyi olur. Tabii. Tadı kaçmasın bayram. Bakanlar Kurulu sonrasında yaşanan bu kurban diyaloglarının ardından Başbakan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ı kabul etti. Kızılay'a kurban bağışında bulundu. Başbakan kurban bağışlarını yurt içinde Niğde, yurt dışında ise Makedonya, Bosna Hersek, Somali, Pakistan, Etiyopya, Suriye ve Filistin için yaptı. Peki, kurban alırken, kurbanlık alırken nelere dikkat etmek lazım? Uzmanlar ne diyor? Bir dinleyelim. Küçük baş ve büyük baş kurbanlıklar kurban pazarına geldi. Kilometrelerce uzaktan İstanbul'daki pazarlara gelen kurbanlıklar görücüye çıktı. Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken bazı kriterler var. Koyunlar için konuşuyorum. Bir yaşın üzerindeki hayvanların alınması tercih edilir. Büyük hayvanlarda sağlıklı olduğunu gösteren, küpeli olduğunu ve kurban olarak seçilebileceğini gösteren bir pasaportu var. Mutlaka bunu görsünler. O küpede o hayvana ait yaş bilgileri, yapılan bütün sağlık müdahaleleri, aşıları hepsi kayıtlıdır. O tüylerin mat olmaması, karışık olmaması önemlidir. Yine hasta hayvanlar diğer hayvanlardan ayrı dururlar. O kriterlerden en önemlisi kurbanlığın dişi değil erkek olması. Ülkemizin hayvan sayısı açısından öncelikle dişi olmasında, dişin seçilmemesinde fayda var. Gebe hayvanlar bir sonraki döneme bir yavru demek, bu da artı değer demek ekonomi için. Erkek aynı zamanda et miktarı açısından da dişi hayvana göre daha avantajlı olduğu için erkek önerilir. Satıcılar arasında bu görüşü paylaşan da var, paylaşmayan da. Dişi alan da var, erkek alan da var. Hepsi kurban olur yani, dişisi de olur, erkeği de olur. Yavru doğuramayacağı için mecburen getirdik. Doğurucu bir hayvansa tabii ki onun da kesilmesine karşıyız. Özellikle büyükbaş hayvan satın alırken alt çenedeki bu iki dişin çıkmış olmasına dikkat etmek gerekiyor. Zira bu iki diş o hayvanın iki yaşını doldurmuş olduğunu gösteriyor. Ancak başka dikkat edilmesi gereken hususlar da var. Zayıf hayvan kesilmez. Dişine bakacaksın. Kapak diye bir şey vardır. Dişini değiştirmişse, kazmaları çıkmışsa o olmadan kurban olmaz. İnsanlar kandırıyorlar. Kuyruğunda problem var mı? Gözünde problem var mı? Hayvanın yani vasıfları düzgün olması lazım. Satıcı böyle diyor ama alıcı nelere dikkat ediyor? Gözlerinde böyle su akıntısı oluyor. O şekil olmaması lazım. Yani ayağında aksaklık olmayacak. Ve uzmanlardan son bir uyarı. Her kurban alanda veteriner hekim bulunmakta.
veteriner hekime gerekirse, şüphelenirlerse mutlaka gebelik kontrolünü yaptırmaları gerekir. Balık avı yasağı da kalktı. Bir de balık fiyatlarına bakalım. İhsan içilir. Haydi sezon açıldı. Hayırlı olsun millet. Av yasağı kalktı. Balığa hasret bitti. Burası İstanbul Beşiktaş'taki balık pazarı. Tezgahlarda boş yer yok. Bu sene bakalım biraz daha geçen seneye göre iyiyiz yani. Yani o zaman balıkçıların yüzü gülüyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz ya, Allah şükür gülüyor yani yüzümüz. Aynen söyledikleri gibi balıkçıların yüzleri gülüyor. Çünkü aylar aradan sonra tezgahlar balıkla doldu taştı. Ama aralarında biri var ki fiyatıyla bir hayli farklı. O da barbun, çünkü kilosu tam 40 lira. Ama bu fiyat tabii ki böyle kalmayacak. Önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Sadece barbunun değil, tezgahın genelinde fiyatlar yüksek aslında. Palamutun tanesi 20 lira, çupranın tanesi 10 lira. Sardalyanın kilosu 15 lira. Tekir balığı var, barbun balığı var, çupra levrek var yine her zaman olduğu gibi. Onların da kiloları 15 lira ile 25 lira arası değişiyor. Düşer mi fiyatlar? Düşer tabii, daha yeni, çünkü dün başladı. Yasak dün kalktı, dün gece kalktı. Bugün ikinci gün düşer. Düşmesini bekliyoruz tabii. Balık çoğaldıkça fiyat düşecek elbette. Ama türlerin çoğalmasının da şartı var tabii. Küçük balık avlamamak, satmamak. İklim koşulları da yardım ederse tezgahta hep bol çeşit olacak. Çok küçük balıklar tutulmasın lütfen. Özellikle çinekopun küçükleri tutulmazsa büyür, lüfer haline gelir. Çok daha makbul olur diye düşünüyorum. Tezgahların üstü kadar önü de dolu. Balık özlemi herkesi tezgaha getirdi. Bolluk var, bereket var diyorlar ama yüksek buldum fiyatları. Alacak mısınız? Alacağım. Ne alacaksınız? Bana niyetim palamut ama bayağı pahalı. Yani televizyonda söylendiği gibi değil. Palamut almayı düşünüyorum. Akşam evde balık var. İnşallah. Nasıl yapacaksınız? Valla onu ben dilimlettiriyorum, kızartma yapıyorum yani yağsız tavada. Çok daha salatayla güzel oluyor. Mevsimin en popüleri şimdilik palamut ve balıkçılardan palamut alacaklara bir de uyarı. İyi palamut nasıl yapılır, nasıl yapılmalı? Fırın olabilir şu andaki palamutlar. Yeni olduğu için daha Ağustos'un 20'sinden sonra çıktığı için daha balık yağlanmadı. Biraz da havalar soğusa balık yağlanır. Yağlı olduğu zaman ızgara olur ama şu anki palamutlardan ya kızartma olacak ya da pilaki fırında, tepside falan olur en güzeli. Bir dakika sonra devam. Peki gündemde ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir derleyelim, özetleyelim, ondan sonra devam edelim. Hakkari kırsalında çıkan çatışmalarda bir asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Bu çatışmanın ardından TSK operasyon başlattı. PKK hedefleri vuruldu, bölgede 33 terörist öldürüldü. Van'ın Çaldıran ilçesinde de çatışmada 2 korucu şehit oldu.
3 yeni kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Kararnamelerle kamudan toplam 42.328 kişi ihraç edildi. Yayınlanan son kanun hükmünde kararnamelere HDP tepkili, MHP ise destekliyor. Kamudan ihraç edilenler var dedik, meclisten yine aynı şekilde ihraç edilenler var. FETÖ okullarından mezun olanların diplomaları iptal, bazı kişilerin pasaportları iptal. Amerikan Başkanı Barack Obama darbe sonrası ilk kez kamera önünde Türkiye değerlendirmesi yaptı. CNN International'la konuştu. Obama, Türkiye ile güvenlik ilişkilerimizde bir düşüş yaşamadık. Türkiye güçlü bir NATO üyesi olmaya devam ediyor. Önemli bir ortak. Ülkelerinde siyasi ve sivil bir deprem atlattılar. Şimdi yeniden yapılanmak ve toparlanmak zorundalar dedi. Doğu Karadeniz bölgesini vuran selde Rize'nin Fındıklı ilçesinde suya kapılıp kaybolan çocuk hala aranıyor. Bir yandan da hasar tespiti yapılıyor. İlk belirlemelere göre Fındıklı'da zarar 10 milyon lira. ...15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine Akıncı Üssü yakınlarında darbeci askerlerin silahları, mühimmatları bulundu. Askerler bu silahı, mühimmatı kavun tarlasına bırakmışlar, kaçmışlar. Aynı bölgede bir çoban tarafından içerisinde yaklaşık 200 bin dolar olduğu belirlenen bir çanta da bulundu. Jandarma kavun tarlalarında eğitimli köpeklerle birlikte arama yapıyor. Aramanın adresi Kazan'da Akıncı Üssü'nün hemen yanı. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen o geceyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Akıncı Üssü'ndeki darbeci askerlerin silah ve mühimmatlarını Üssü'nün yakınındaki kavun tarlasında bırakıp kaçtığı anlaşıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 60 personel ve özel eğitimli arama köpekleriyle yapılan arama sonucunda kavun tarlasında askeri kamuflaj ve rütbeler, kredi kartları, ehliyet, pasaport, taşınabilir bilgisayar belleğinin yanı sıra eğitim bombası gibi birçok malzemeyle geçirildi. Yine aynı bölgede bir çoban tarafından içi dolar dolu bir çanta bulundu. Çobanlarda koyun giderken tesadüf. Darbecilerden birkaç kişi yakalandı buralarda. Belki onlardan da bırakmış olabilirler. Bir miktar para ve cep telefonu varmış. Çantada yaklaşık 200 bin dolar olduğu öne sürüldü. Çantanın darbe girişiminde bulunanlar tarafından bırakıldığı ya da atıldığı üzerinde duruluyor. Ve Akıncı Üssü'nden 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında kalkan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi Ankara'daki önemli noktaları bombalayan F-16 uçaklarının incelemeleri de tamamlandı. Darbeci pilotların kullandığı jetler Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde tutuluyordu. Savcılığın soruşturmaları tamamlamasının ardından F-16 uçakları Diyarbakır Anajet Üssü Komutanlığı'na götürüldü. O gece meclisin bombalanma anlarına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Adalet Bakanı kürsüdeyken bir bombanın Meclis Genel Kurulu'na düştüğü anın yansıdığı cep telefonu görüntüsü. FETÖ soruşturması kapsamında 76 askeri hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. İhraç edilenler arasında eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Muharrem Köse de var. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. 76 askeri hakim ve savcının meslekten ihraç edildiği belirtildi. İhraç edilenler arasında darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin de olduğu öğrenildi. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması ile ilgili 73 kişi hakkında açılan çatı davasını görecek olan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le iş adamı Akın İpek'in de aralarında bulunduğu firari 65 sanığın mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Alınan bilgiye göre mahkeme, ceza muhakemesi kanununun 248. maddesi gereğince davanın firari sanıklarının Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulmasını kararlaştırdı. Mal varlıklarına el konulmasına karar verilen sanıklar arasında Fethullah Gülen, Ahmet Kurucan, Şerif Ali Tekalan, Önder Aytaç, Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu gibi isimler var.
Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi dolayısıyla uğradığı zararın giderilmesi talebiyle terör örgütü elebaşı Gülen aleyhine açılan davanın duruşması da vardı. Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi Gülen'in telif haklarından doğmuş alacakları ve tüm mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir kararı uygulanmasına karar verdi. Başbakan Binali Yıldırım bugün diğer bakanlarla beraber kameraların karşısındaydı. Hükümetin ilk yüz gününü değerlendirdi. Şöyle bir ifade kullandı. Bu ülkenin başına gelen 3 ayda pişmiş tavuğun başına gelmedi dedi. Peki şimdi bundan sonra ne olacak mesela? Çözüm süreci acaba yeniden işleyebilir mi, başlayabilir mi? Çözümümüz yok bundan sonra diye noktayı koydu başbakan. 3 ay içinde memleketin başına gelen işler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra geçen ilk 100 günü anlatmak için kabineyle birlikte kameraların karşısına geçti Binali Yıldırım. Özellikle terörle mücadele ve güvenliğe ilişkin önemli yeni bilgiler paylaştı. 25 tane de çalınmış araç bulduk Lice'de. 910 tane çalınmış araç var, takip ediliyor. Herhangi bir olaya karışmamız için gerekli çalışmalar yapılıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle ilişiği tespit edilen öğretmenler de hükümetin takibinde. Doğu ve Güneydoğu'da maalesef terör örgütüyle bir şekilde ilişkiye girmiş öğretmenleri de değiştiriyoruz. Bu 14 bin civarında öğretmen maalesef oradan başka yerlere almak mecburiyeti var. Sonra sözü yeni KHK'larda yer alan terörle ilişiği olan belediyelere kayyum atanmasına getirdi. Kayyum atanabilecek. Şimdi tekrar valilikler, il özel idareleri belediyelerin erişemediği yerlere hizmet yapabilecek. Ardından terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi başbakan. Çözüm süreci yerine bir kez daha milleti işaret etti. Hükümetimiz bir kere bu iç güvenliğin sağlanması konusunda hiçbir taviz vermiyor. Çözüm mözüm yok kardeşim. O fırsatı kaçırdılar. Başbakan terörün uyuşturucudan finansman kaynağı sağladığını da vurguladı. Avrupa'ya mesaj gönderdi. 40 ton uyuşturucu ele geçirildi. Hatta Avrupa'ya götürüyorlar, oradakileri de zehirliyor. Avrupalılar ne zaman akıllanacak ben merak ediyorum. Onlara sergi açtırmaya devam etsin. Toplantıda yapılan son düzenlemelerin ardından 33.838 hükümlünün şartlı tahliye edildiği de açıklandı. Sadece güvenlik değil, Başbakan Pazar günü Diyarbakır'da açıklayacağı ekonomi paketinden de bahsetti. Cazibe merkezleri oluşturulacak ve buralara yönelik ciddi yatırımları başlatıyoruz. Balyoz'da kumpas davasının ilk duruşması görüldü. Kimler yargılanıyor? Aralarında Ahmet Altan, Mehmet Baransu, Yasemin Çongar gibi isimler var. Şimdi ilk duruşma görüldü. Tabii davanın ertelenmesine karar verildi. Balyoz, Yıldıray Oğursa yapılanın kötü bir gazetecilik olabileceğini söyledi. Bunun yüzünden 52 yılla yargılanmak biraz zor. Davada yargılanan herkesten, Balyoz davasını kastediyor, herkesten özür dilerim diye konuştu. Tutuklu yargılanan Mehmet Baransu'ysa benim haberlerim olmasaydı askeri vesayeti bitiremezdiniz diyerek kendini savundu. FETÖ'den para aldığı iddialarını yalanladı. Fırat Kalkanı Harekatı 10. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar Suriye tarafındaki 3 binayı vurdu. Yani havadan da operasyon sürüyor. Hava operasyonu yürütülürken muhabirimiz Kenan Şener tam da o bölgedeydi. Evehüyü köyünde 3 bina savaş uçaklarıyla vurularak imha edildi. CNN Türk muhabiri Kenan Şener sınır hattından canlı yayına hazırlanırken bombardıman başladı. O sırada kameraman Durak Doğan kayıttaydı. Devehüyü köyündeyim. Abi kayda girin, alınmış bunu. Alın.
tam Türkiye-Suriye sınırında IŞİD'in elinde bulunan o 40 kilometrelik hat var ya, işte o hatta çatışmanın en sıcak olduğu yerdeyiz. Bakın sınırın hemen ötesi, bir 60 metre ötemiz belki, IŞİD'in kontrolünde. Şu anda yükselen duman saniyeler önce buraya hava taarruzu düzenleyen uçaklardan atılan bombanın görüntüsü. O köy, o dumanın yükseldiği, tozun yükseldiği köy, Bozüyük köyü, hemen Beşkılıç köyünün karşısında. Sınırın tam da sıfır noktası, tam da çatışmaların en yoğun olduğu nokta burası ve biz çok kısa bir süredir buradayız. Bulunduğumuz süre içerisinde iki ayrı büyük patlama gerçekleşti burada. Önce jet seslerini duyduk. Jet seslerinin hemen ardından yükselen bir bomba sesi, havadan gelmekte olan bombanın sesi ve anında çok büyük bir patlama gerçekleşti. Hemen arkasından bir patlama daha. İşte onun dumanları şimdi dağılıyor. Fırat Kalkanı operasyonunda Türkiye destekli Özgür Suriye ordusu Cerablus'tan batıya doğru ilerliyor. Zavgar ve Külliye köylerinden temizlenen IŞİD güçlerini sınırdaki köylerde yoğunlaştırdı. Buralarda yaşayan sivillerse Türk hudut karakollarının bulunduğu noktalara kaçtı. Türk Silahlı Kuvvetleri sivil kayıpların önlenmesi için her türlü önlemin alındığını bir kez daha tekrarladı. Açıklamada sivil zayiatın meydana gelmemesi maksadıyla son teknolojik yöntemler kullanılmakta, buna ilişkin tüm tedbirler alınmakta, elde edilen görüntü ve tespitlerle hedefler hassasiyetle saptanmaktadır denildi. Türkiye'nin dört gözle beklediği Rus turistler geldi. Antalya Havalimanı'ndan canlı görüntüler geliyor. Şimdi malum işte Türkiye Rusya'ya ait savaş uçağını düşürdükten sonra ilişkiler kopmuştu. Ve tabii Rus turistler Türkiye'ye gelmiyorlardı. Hem biraz Rusya devlet eliyle engellenmekteydi. Geliş gidiş sordu. Dönüyoruz dedik ama canlı yayın kesildi bu sefer de. Peki yine döneriz. Eğer canlı yayın gelirse tekrar döneriz ama charterla gelen ilk Rus turistler Antalya'da diye ekleyelim. Şimdi zamanlaması manidar çünkü yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Gitmeden önce Çin'e son açıklamalarını da yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne Efkan Ala kardeşimizden herhangi bir sıkıntı söz konusudur ne de bu süreç içerisinde ona yönelik herhangi bir olumsuzluğu söylemeye ne Sayın Başbakan'ın ne benim herhangi bir, yani haddimize değildir, o kadar da açık söylüyorum. Bunlar bizim dava arkadaşımızdır, yol arkadaşımızdır. Ama bu yolculuk esnasında zaman zaman yani performans kaybı diyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Efkan Ala'nın istifası ile ilgili ilk kez konuştu. İstifanın gerekçesini performans kaybı olarak açıkladı. Erdoğan, kabinede yeni değişimler olacak mı sorusunu da yanıtladı. Aradan bir müddet geçer, belki farklı bakanlıklarda buna benzer şeyler olabilir ama şu anda böyle bir şey Sayın Başbakan'dan bana iletilmiş değil. Gündeminde de hükümetimizin böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı Çin'de düzenlenecek G20 zirvesine gitmeden önce havalimanında soruları yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adli yıl açılış törenine ilişkin eleştirilerine sert tepki gösterdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı yasama, yürütme ve yargının başıdır, devletin başıdır dedi. Çok ayıp. Yani 7 Ağustos'u yaşamış olan bir insanın, bir genel başkanın bu toplantıyla ilgili yüz karası ifadesini yakıştırması gerçekten çok çok çirkin. Bir ana muhalefet partisinin genel başkanına ben bunu yakıştıramıyorum. Bu beyefendinin ifadeleri benim için kıymeti harbiyesi olmayan ifadelerdir. Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilişkinde mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Kimse bizden Türkiye'nin güney sınırında bir terör koridoru oluşmasına izin vermemizi beklemesin diyen Erdoğan, bir kez daha kararlılık mesajı vererek YPG konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne seslendi. İşte Fırat'ın doğusuna geçtiler diyorlar. Biz de diyoruz hayır geçmediler. Ve şunu da söyleyeyim. Fırat'ın doğusuna geçtiklerinin ispatı bizim tespitimize bağlıdır. Birilerinin Amerika'da yaptıkları açıklamayla veya şurada burada yaptıkları açıklamayla biz VPG'nin veya PYD'nin Fırat'ın doğusuna geçtiğine inanmayız. Erdoğan Çin'e gidiyor. İşte G20 zirvesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek demişti. Tabii sadece Putin'le görüşmeyecek, Obama'yla da görüşmesi olacak.
Siyaset dünyasının olimpiyatları G20 zirvesi. Bu yılki ev sahibi Çin. Çin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği zirve için sürpriz bir kenti Hangzhou'yu seçti. Ülkenin doğusundaki bu küçük kent zirve için neredeyse baştan yaratıldı. Kente tam olarak ne kadar para harcandığı açıklanmadı. Ancak zirvenin yapılacağı 850 bin metrekarelik kongre merkezi 1 milyar 200 milyon dolara mal oldu. Hangzhou'ya 300 kilometre uzaklıktaki kentler bile güvenlik ve çevre düzenlemelerinden etkilendi. Hava kirliliğinin en az düzeye inmesi için fabrikalar kapatıldı, inşaat projeleri askıya alındı. Kente yakın bölgelerde alınan önlemlerse hayal gücünü zorlar nitelikte. Zirve nedeniyle Hangzhou sakinlerine kenti terk etmeleri ya da evlerinde oturmaları için bir hafta izin verildi. Kent dışındaki turistik bölgelere girişler ya ücretsiz hale getirildi ya da ücretlerde indirim yapıldı. Dünya ekonomisinin %85'ini yöneten 20 ülke liderinin katılacağı zirve için kentte çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri sadece havalimanları, demir yolları ya da otobanlarda değil, kentin her köşesinde geçerli. Zirvede en çok öne çıkacak konu Suriye krizi. Ev sahibi Çin, zirveye az zaman kala krizin çözümünde aktif rol oynama isteğini ortaya koymuştu. Çin, Merkez Askeri Konseyi Başkatibi Guan Yufei, Şam'ı ziyaret etmiş, Suriye ordusuna insani yardımı artırma ve Çin'de Suriyeli askerlere verilen eğitimi genişletme sözü vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konukları vardı bugün. Amerikan Büyükelçisi John Bass ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Agramunt iki isim de Kılıçdaroğlu ile görüştü ve tabii merak ettikleri 15 Temmuz darbe girişimi sonrası CHP'nin tutumu. Geçen hafta konvoyuna yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun demek için ABD Büyükelçisi John Bass, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ama görüşmede gündemdeki başlıklar da ele alındı. CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında çıkan kanun hükmünde kararnameler ele alındı. Bunların uygulamasında hukuka aykırılık olup olmadığı, kamu personellerinin görevden alınmasında hangi kriterlerin baz alındığı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ve mini anayasa paketi gündeme geldi. Kılıçdaroğlu BES görüşmesinde Fethullah Gülen'in iadesi de masadaydı. ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'nin iade talepleriyle ilgili hukuki bir konu, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde ele alınıyor dediği öğrenildi. Suriye'deki durum ve Cerablus operasyonu ile ilgili olaraksa BES'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız ifadelerini kullandığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre görüşmede CHP lideri de kamudaki görevden almaları yakından takip ettiklerini ve bu işlemlerin hukuk içinde yapılması istediklerini söyledi. OHAL kapsamını aşan ve devleti yeniden yapılandıran kanun hükmünde kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu'nun sürecin cadı avına dönüştüğüne yönelik ciddi şikayetler geliyor. OHAL en kısa sürede tamamlanmalı dediği öğrenildi. CHP liderini ziyaret eden bir diğer isimse Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Pedro Agramunt oldu. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede Agramunt, Türk halkına destek vermek için geldiklerini söyledi. Demokrasi yine demokrasi kanalıyla savunulmalı dedi. Kılıçdaroğlu da görevden alınanların sayısının bu kadar artmasından endişe duyduklarını vurguladı. FETÖ devlete sızmadı, yerleştirildi. Örgütün karar vericileriyle siyasi ayağının araştırılması gerekir dediği öğrenildi. Aylan Kurdi 3 yaşında göç yolunda ölen Suriye'deki iç savaşın zorunlu göçün sembolü olan çocuk. O fotoğraf dünyaya öyle bir çarpmıştı ki o fotoğraf karesinin ardından pek çok ülke göçmen politikalarını yeniden gözden geçirmişti. Şimdi o olayın üzerinden tam bir yıl geçmiş. Aylan'ın bulunduğu sahil şimdi sessiz. Onu gördüm, böyle bir jandarma duruyordu. Küçük de bir çocuk, baktım. Ya ben çocuk zannetmedim ilk önce. Bir bebek gibi bir şey yani, böyle oyuncak gibi bir şey geldi böyle. Sonra gittim ona, orada da bir denizden bir çocuk çıkardılar. O da onun kardeşimi, sonradan öğrendim. Sanki kıyıya vuran bir cenaze değil, onu ülkesinden, ailesinden, hayattan koparan savaştan habersizce uyuyan bir bebek gibiydi Aylan Kürdi. Tam bir yıl önce 3 yaşındaki Aylan'la ailesini taşıyan tekne Yunan adalarına geçmek isterken alabora olmuş. Aylan'la abisi ve annesinin cenazeleri Bodrum'daki Akyarlar Mahallesi'ndeki Ali Hoca Burnu plajına vurmuştu. Aylan Kürdi'nin fotoğrafı dünyayı ayağa kaldırdı. O günlerde dünya liderlerini ağlatan minik Aylan, iç savaştan kaçarken göç yolunda hayatını kaybeden Suriyelilerin simgesi oldu.
Adı göçmen sorununa dikkat çekmek için hazırlanan kampanyaların merkezindeydi. Aylen Kürdi'nin ölümü gelişmiş ülkelerin göçmen politikalarını değiştirir, liderleri ülkeleri harekete geçirir, ölüm yolculuğunu durduracak adımlar atılır diye düşünülmüştü o günlerde. Ama öyle olmadı. Sadece bir yılda unutuldu Aylan Bebek. Bugün Aylan Bebek'in ölümünün yıl dönümü. Ege'de yoğun geçişlerin yaşandığı Ali Hoca Burnu plajında bugün sessizlik hakim. Karada jandarma, denizde ise sahil güvenlik ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığını gördük. Bir yıl önce göçmenlerle dolu plaj şimdi bomboş. İmzalanan geri kabul anlaşması sebebiyle Bodrum kıyılarından Yunan adalarına geçiş de epey azaldı. Bu bölge sakin artık. Bu bölge sakin. Mülteci geçişi olmuyor herhalde. Rastlamıyoruz. Fotoğrafı dünyayı etkileyen Aylan, kendisini çıplak gözleriyle görenlerin hafızalarına kazındı. Ama dünya çapındaki etkisi böyle uzun sürmedi. Ve ölümünün birinci yılında sahilde Aylan için anma töreni dahi yapılmadı. Evet, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 18 Mart'ta malum geri kabul anlaşması imzalandı. İşte Türkiye kıyıları tutuyor. Buna karşın işte vize kaldırılacaktı ve buna karşın yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçen göçmenler Türkiye'ye peyderpey iade edilecekti. Şimdi bu anlaşma imzalandıktan sonra evet kıyılar sessizdi. Takip daha sıkıydı fakat Ağustos'ta yakalanan mülteci sayısı bakın bir önceki aya göre %90 artmış. 1670 olmuş. Yunan adalarına Ağustos ayında ulaşan mültecilerin sayısı ise 3000'i aşmış. Yaşanan acılar, can kayıpları, hiçbiri vazgeçiremedi onları. İnsanı yaşatan umuttur dediler, yollara düştüler. Mülteciler Avrupa'da daha iyi bir yaşam hayaliyle umuda yolculuğa devam ettiler. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 18 Mart'ta imzalanan geri kabul anlaşması sonrası büyük oranda azalan mültecilerin yasa dışı göç girişimlerinde yine artış yaşanmaya başladı. Yunan adalarına geçmeye çalışan mültecilerin sayısı 5 ay önceki seviyelere neredeyse geri döndü. Ağustos ayına kadar %90'ın üzerinde azalma gösteren yasa dışı göç hareketi son 1,5 ayda yeniden yükselişe geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Ağustos ayında Ege ve Akdeniz'de yakaladığı mülteci sayısı bir önceki aya göre %90 artarak 1670'e ulaştı. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği verilerine göre Ağustos ayında Yunan adalarına ulaşan göçmenlerin sayısı 3000'i aştı. Ege Denizi ve Akdeniz'de Ocak ayında 5506, Şubat'ta 8747, Mart'ta 8530, Nisan'da 1717, Mayıs'ta 1109, Haziran'da 538, Temmuz'da ise 881 olmak üzere bu yıl toplamda 27028 mülteci yasa dışı göç girişimi sırasında yakalandı. Ağustos ayında yaşanan hareketlilik Ege Denizi'nde yaklaşık 155 günün ardından bir ölüm getirdi. Çeşme açıklarında 21 Ağustos'ta teknenin alabora olması sonucu Suriye uyruklu mülteci bir kadın daha umutla çıktığı yolu tamamlayamadan o yolda hayata gözlerini yumdu. Kaçak geçişlerde Ege rotalardan bir tanesi bir de Akdeniz rotası var. Libya'dan İtalya'ya geçmeye çalışan malumunuz sığınmacılar, mülteciler var. Savaş ve çatışma bölgelerinden kaçanların Avrupa'ya ulaşma çabası 2015 yılının en büyük insani krizlerinden biriydi. Suriye'deki savaş nedeniyle en yoğun rota olan Ege Denizi'nde Avrupa Birliği ile Türkiye'nin geçtiğimiz Mart ayında imzaladığı mülteci anlaşmasının ardından geçişler düşüş gösterdi. Ancak mültecilerin kullandığı ikinci ve zorlu rotalardan biri de Libya üzerinden Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan rotaydı. O hattın ana damarı Libya-İtalya arası. Sadece son 4 günde Libya kıyılarıyla İtalya arasında 10 bin kişi kurtarıldı. Uluslararası göç örgütlerinin verilerine göre bu yıl yaklaşık 105 bin sığınmacı İtalya'ya ulaştı. Uluslararası Göç Örgütü 2016 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Akdeniz'de 3164 kişinin boğularak can verdiğini açıkladı. Sadece Reina Sofia gemisi 24 Mayıs'tan bu yana tek başına 3343 mülteciyi kurtardı. Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların büyük bölümü Afrika ülkelerinden ve çoğu da 18 yaşın altında.
bu haftanın sürpriz görev değişikliği. İçişleri Bakanlığı'nı Efkan Ala bıraktı. İçişleri Bakanlığı görevi Süleyman Soylu'ya devredildi. Peki neden? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitmeden önce performans meselesi dedi. Hakikaten öyle mi? Kulislerde konuşulan başka bilgiler var. Kulislerde konuşulanlara göre yeni bir istihbarat yapılanması iki başlı. Yeni bir istihbarat yapılanması planlanıyor ve bu istihbarat yapılanmasının başına Efkan Ala'dansa Süleyman Soylu daha uygun görüldü deniyor. Yani performans kaybı diyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efkan Ala'nın istifası için performans kaybı değerlendirmesini yaptı. Peki yeni İçişleri Bakanı olarak neden Süleyman Soylu seçildi? CNN Türk'ün edindiği bilgiye göre yeni istihbarat yapısının başında ve terörle mücadelede yeni konsepte Efkan Ala yerine 15 Temmuz gecesi de öne çıkan Soylu tercih edildi. Yani bugünün ihtiyacı iç istihbaratı tek elde toplamak, dış istihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı esas itibariyle devam ettirecek. İstihbaratın ikiye ayrılması kararı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası alındı. O yapının ayrıntıları da netleşmeye başladı. İstihbarat iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılacak. Emniyet istihbarat ve jandarma istihbarat birleşecek. İç istihbarattan sorumlu olacak. Başında bir daire başkanıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. MİT ise sadece dış istihbarat için başbakanlığa bağlı olarak çalışacak. İstanbul ve sınır bölgeleri hariç. Bu iki alandaki ofisler kalacak. Ancak Türkiye'deki diğer tüm ofisler kapatılacak. Yeni yapıda hem iç hem de dış istihbarattan sorumlu bir koordinatörün görevlendirilmesi öngörülüyor. Koordinatör de Cumhurbaşkanı'na bağlı çalışacak. Van Polis Merkezi'ne iki hafta önce yapılan bombalı araç saldırısını gerçekleştiren teröristin yakalanmasının ardından o teröriste bomba yüklü aracı getiren PKK'nın bölge bombacısı. O da öldürüldü. Van'da 17 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda iki polis şehit oldu, iki sivil hayatını kaybetti, 71 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası bombalı aracı infilak ettiren terörist yaralı olarak yakalandı. Sorguya alınan terörist ifadesinde saldırı sürecine dair yeni bilgiler verdi. Teröristin ifadesine göre 17 Ağustos gecesi o saldırıyı yapan araç Saray ilçesinden gasp edildi. Aracı gasp edilen kişi polis merkezine durumu bildirdi. Gece kırsal alanda bomba yüklenen araç kaçakçıların kullandıkları yolları kullanarak kent merkezine götürüldü. PKK'lı terörist Recep Dalmış tarafından teslim edilen araç yaralı yakalanan terörist tarafından polis merkezi önünde patlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin itirafları sonucunda aracı ona teslim eden Recep Dalmış'ın saklandığı yer tespit edildi. Yapılan operasyonda Recep Dalmış'la birlikte iki terörist öldürüldü. Öldürülen Recep Dalmış'ın örgütün bölgedeki bombacısı olduğu belirlendi. Daha önce de birçok bombalı eylemi gerçekleştiren teröristin Cizre'deki parke taşlarının içerisine bomba yerleştiren terörist olduğu ortaya çıktı. 20 Ağustos'ta Gaziantep'te bir kına gecesinde düzenlenen terör saldırısında 56 kişi hayatını kaybetmişti. Bu ağır saldırı yeni bir düzenleme getirdi. Bundan böyle Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde sokaklarda düğün, nişan ve kına gecesi etkinlikleri yapılamayacak. Terör örgütü IŞİD bir çiftin en mutlu gününde masum çocukları, sivilleri bir başka çocuğu canlı bomba yaparak hedef aldı. Düğün evi cenaze evine döndü. Gaziantep'teki o kına gecesinde 56 can gitti. Saldırının ardından İçişleri Bakanlığı bir karar aldı. Doğu ve Güneydoğu'daki 22 ilde sokak düğünleri yasaklandı. Gaziantep Valiliği bu kararı uygulamaya koydu. Bu tarz etkinlikler sadece kapalı alanda gerçekleştirilecek. Düğün sahipleri iletişim ve mekan bilgilerini en az 24 saat önceden güvenlik güçlerine bildirecek. Polis ve jandarma da olası terör saldırılarına karşı bu mekanlarda önlem alacak. Karara uymayanlar hakkında kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak. Bakanlığın kararı tüm il valilikleri ve ilçe kaymakamlıklarına tebliğ edildi. Halka anonslar, yerel medya ve muhtarlar vasıtasıyla duyuruldu. Açık alanda düğün ve benzeri etkinlikleri yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Kına gecesindeki saldırının adresi Islahiye'de karar belediye anonsundan duyurulurken, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Durmaz, mekan kapasitesi sorununa dikkat çekti, yetkililere seslendi. Kapalı düğün salonları merkezdeki mahalleye bile yetmez. Bu vatandaşlarımız nasıl yapacaklar? Yani bize
siyasiler ve bakanlıklar, valiler, kaymakamlar bizim sıkıntılarımızı göz önünde bulundurmaları lazım. FETÖ soruşturması kapsamında el konulan çok sayıda şirket var. Bu zamana kadar bu şirketlere kayyum atandı. Hiç kar etmediği için kapatılanlar oldu. Bundan böyle bu şirketlere kayyum atanmayacak. Bu şirketler TMSF'ye devredilecek. TMSF şirketleri karlı hale getirip satmaya çalışacak. FETÖ soruşturması kapsamında el konulan terör örgütü bağlantılı şirketlere artık kayyum atanmayacak. O şirketler TMSF'ye devredilecek ve satılacak. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameye göre terör örgütlerine aidiyet ve irtibat nedeniyle şirketlere atanan kayyumların yetkilerinin tasarruf mevduatı sigorta fonu TMSF'ye devredileceği açıklandı. Böylece bu şirketlere de el konulan bankalara yapılan prosedür uygulanacak. Şu ana kadar FETÖ soruşturması kapsamında 1 milyar dolarlık mal ve taşınmaza el konuldu. El konulan şirketlerin arasında Koza İpek ve Kaynak Holding gibi dev şirketler de bulunuyor. Kayyum atanan Boydak Holding de yeni kanunun ardından TMSF'ye devredilmiş oldu. Şirketlerin TMSF'ye hakim kararıyla devredilmesinin ardından da kayyumların görevi sona erecek. Şanlıurfa'da yaralanan ve Adana'da tedavi gören polis memuru Gökhan Özdemir şehit oldu. Ailesi şehidin organlarını bağışlama kararı aldı. Bir vatandaşımıza sağlığına kavuştursa ne mutlu bize. Burada yaşaması bizim için daha önemli. Bir kişi sağlığına kavuşsun, şehit oğlunun toprak olacak organları hastalara can olsun diye örnek bir karar aldı Sait Özdemir. 24 yaşındaki Gökhan Özdemir 15 günlük polis memuruydu. PKK'lı teröristlerin Şanlıurfa'daki mayınlı saldırısında yaralandı. 12 gün sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde şehit oldu. Acı haberi alan aile şehidin organlarını bağışladı. Şehit polisin karaciğeri bir hastaya nakledildi. Böbreklerden biri Gaziantep'te, diğeri de Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilecek. Bağışlamak isteyenler de rahat rahat bağışlayabilir bütün organlarını. Biz bu amaçla yaptırmış yani. Kısalmazsa çocuğumuzun organları bir vatandaşta yaşasın ki biz de onu rahat eder biraz, bir parça bir nebze. Gökhan Özdemir Adana'dan törenle memleketine uğurlandı. Şehit polisin cenazesi Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde defnedildi. Kurban Bayramı öncesinde Türk Kızılay'ı ve kâhletle kestiği kurbanları dağıtmak için çalışmalara başladı. Ve kâhletle kesilen kurbanlara ait etler Ankara'da Et ve Süt Kurumu'nda konserve haline getirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kızılay her yıl olduğu gibi kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bayram öncesi hazırlıklarına başladı. Bağışçıların vekaletleriyle kesilen etler Ankara Sincan'da Et ve Süt Kurumu'nda kavurma haline getiriliyor. Kavurma haline getirilen bağış etleri işte bu konservelere koyuluyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahipleri kullanabiliyor. Hazırlık aşamasında temizliğe çok dikkat ediliyor. Kavurma yapılan alana özel kıyafetlerle giriliyor. El hijyeni sağlanmadan turnikelerden geçilmiyor. Bu hijyenik ortamlarda kesimlerimiz yapılıyor. Kızılay vekaletli 30 ülkede kesim yapacak. Açlık ve savaş olan ülkelere gönderilecek. Türkiye'deki kesimler yalnızca yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kızılay'ın vekaletle keseceği kurbanlar. Hedeflediğimiz 400 bin adet konserve. Bir daha kurban gelene kadar bunlar peyderpey ara ara ihtiyaç sahiplerine Türkiye'deki 700 şubemiz vasıtasıyla ulaştırılacak. Kızılay'a vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşlar yurt içinde 740, yurt dışında 475 lira ödeyecekler. Bağışlar için son tarih ise 12 Eylül. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, son olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kurban vekaletini Kızılay'a verdi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık genel merkezi ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün Kızılay Çadırı'nı ziyaretine ilişkin bir fotoğraf hediye etti. Lösemi hastalarının protein ağırlıklı beslenmesi gerekiyor. LÖSEV'de bunun için her sene bir kampanya düzenleniyor. Bayramda LÖSEV'e bağışlanan kurbanlar bir sene boyunca hastalara düzenli olarak ücretsiz dağıtılıyor.
Allah'ın izniyle de iyi gidiyor. Henüz 2 yaşında ama lösemiyle mücadele ediyor. Adı Muhammed Eren. Yasin ve Derya Akyol çiftinin çocukları. O kendisi gidecek. Oraya gideceğim. Abi de. Muhammed Eren de diğer lösemili çocuklar gibi protein ağırlıklı beslenmeli. Lösemi hastalarının sağlıklı beslenmesi, hijyeni, morali, iyileşme yolunda en az uygulanan tedavi kadar önemli. Ankara'ya gittik löseme. Allah razı olsunlar, kabul ettiler bizi de. Orada daha iyi şartlar altındaydık tabii ki. Ayrı odamız vardı, yemesi içmesi ayrıydı. İmkanları çok iyi. Oradaki bakım imkanları olsun. Bize maddi manevi her türlü desteğini sundular, esirgemediler. Bu hizmetin en önemli kaynaklarından biri Kurban Bayramı. Bayramda vekalet verilerek kesilen kurbanlardan elde edilen etler, lösemili çocuklara 12 ay boyunca düzenli olarak ulaştırılıyor. Kurban bağışlama fiyatı ise bu yıl 750 lira. Aslında löseme gönüllü olmak çok kolay ve biz bütün bağışçılarımıza, gönüllülerimize lösem için yapılabilecek en güzel şey lösemi yakından tanımaktır diyoruz. Sivas'ta Orta Topaç köylüleri, bir kıraathaneleri, bir kahvehaneleri vakit geçirecek bir ortak alanları yoktu. Onlar da bir ahırı aldılar, orayı bilardo salonuna çevirdiler. Burası aslında bir ahır. Sivas'ın Şarkışlı ilçesine bağlı Orta Topaç köylülerinin sosyalleşebilecekleri bir yer yoktu. Onlar da çareyi 50 yıllık ahırı bilardo salonuna çevirmekte buldu. Köyde kahvehane olmadığı için gençlerimiz, yaşlılarımız işte biz burada bir bilardo salonu oluşturduk. Köyün ihtiyar delikanlıları burada yumurta ödüllü bilardo turnuvasıyla hem yarışıyor hem eğleniyor. Gençlerse daha çok yanda langırt oynamayı tercih ediyor. Çocukların en çok sevdiği eğlence biliyorsunuz langırt. Arkadaşlarımız sağ olsun bunu buraya getirdiler. İşte çocuklar da bununla köyde oynayarak vakit geçiriyorlar. Yarışmaya gelince yumurta ödüllü bilardo turnuvasını ise 81 yaşındaki Yusuf Yıldız kazandı. Evet, turnuvayı ben kazandım. Nasıl Mustafa kaybetti. O zaten belliydi. Onu kaybedeceğim. Şimdi okullar açılıyor. Servis seçerken dikkat edin. Çünkü servisler için yeni kriterler söz konusu. Gün nasıl geçti? Okullar 19 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Öğrencilerin ve velilerin telaşı başladı. Kuşkusuz öğrencilerin gideceği okul kadar onları taşıyacak servisler de çok önem taşıyor. Veliler çocuklarını emanet ettikleri servislere çok dikkat etmeli. Mutlaka bir servis aracı işleteniyle anlaşsınlar. Şoförün sabıkası, psikoteknik belgesi, efendim güzergah kullanım belgesi var mı? Bunlara çok çok dikkat etmeli. Servislerde kamera sistemi, acil çıkış noktaları, emniyet kemerleri ve liseye kadar hostes bulundurmak zorunlu. Çocukların kemer takmalarını sağlamak lazım. Evden de bir öğüt alırlarsa bize yardımcı olmuş olurlar. Onun için 3 nokta emniyet kemerlerimiz var. İşte burada gördüğünüz gibi acil çıkış noktaları var. Yine ön tarafta bir ekranımız var bakın. Arabanın dört bir tarafını gösteren, arka, sağ ve sol kısmını gösteren kameralar var. Aslında bu özellikler 2011 yılından bu yana zorunlu. Ama bu sene okul servislerine başka bir koşul daha getirildi. Okul servislerinde bundan böyle arka tarafta dört koltuk değil, üç koltuk olacak. Öğrenciler acil bir durumda servisi rahatlıkla boşaltabilsin diye bu bölümde bir koltuk eksik olacak. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, şoförleri servis içindeki davranışları konusunda uyarıyor. Ben şoförlerimizden özellikle rica ediyorum. Bir şeye şahit oldum. Torunum akşam birisi geldiğinde tesbih vardı. Tesbih babaannesinin tesbihini çekmeye başladı. Bizim şoför amca böyle tesbih çekiyor dedi. Şimdi bakın bu çocuklar arabaya bindikleri zaman şoförlerimizi takip edecekler. Onlar ne yapıyorsa sigara yakarsa sigara, telefonla araba kullanırsa telefonla. Onlar eve bildiriyorlar, onlar hemen evde gelip anlatıyorlar bunlar neler olduğunu. Ben şoförlerimize özellikle rica ediyorum. Yolda araç kullanırken sakin olacaklar. Onlar gülerle muhabbetle günaydın demeleri çok önemli. Ve bu yılın servis ücretleri.
İstanbul'da servis ücretleri geçen yıl oranla %7,5 artış gösterdi. Veliler en kısa mesafeye 175 lira, en uzak mesafeye ise 420 lira servis ücreti ödeyecek. Samsung'un en son çıkardığı Galaxy Note 7 model akıllı telefonlar şirketi zor duruma soktu. Güney Koreli şirket şu ana kadar 10 ülkede piyasaya çıkarılan Galaxy Note 7 satışlarını durdurdu. Bir ay önce piyasaya sürülen telefonlardan bazıları şarj sırasında ateş aldı. Yaklaşık 35 vaka tespit edildi. Bu vakaların gerçekleştiği yerler arasında Türkiye yok. Şirket batarya sorunu yüzünden Galaxy Note 7 telefonlarının satışını durdurmaya karar verdi. Satılan bütün telefonlar da yenilenecek. Samsung'a göre sorun pillerin üretimindeki hatadan kaynaklandı. Şu ana kadar satılan 2,5 milyon Galaxy 7 model telefonların yenilenmesinin ne kadara mal olacağı hakkında bir bilgi yok. Samsung Türkiye'den açıklama var. Samsung Türkiye'de 35 vaka var. Türkiye'de rastlanmadı diyor. Ancak Samsung Türkiye diyor ki Galaxy Note 7 kullanıcılarımızın mevcut cihazlarını en kısa zamanda yenileriyle değiştirebilecekler. Satın aldıkları ürünleri Samsung noktasına getirsinler, değiştirelim diyor Samsung Türkiye. Kısa bir ara. Noktalıyoruz. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.